bir tarafa atın dedim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Şeker Köseoğlu'nu kim ya da kimler öldürdü? O mu? O kız Cezet. O mu? Ama Cezet o. Cezet ama o mu? Bir cenaze. Ama insan ölüsü. İnsan ölüsü. Başından vurulmuş, silahla işlenmiş cinayet. Kargaşa anında aracı atılıyor, alınıyor hanımefendi. Çırılçıplak soyuyor. Bundan da kurtulalım deniliyor. Tutuyorlar, oraya atıyorlar yani. Katil ya da katiller tanıdık mı? Değil mi? Giderken tehlikeli yerlere bakarız. Beraber karar verdik, indik diyorlar. Şimdi biz arabada böyle bir karar almadık. Niye burada birden arama isteğiniz ortaya çıktı? Dur dedim, buldum. Bize denk geldi. Altınlarının yerini nereden biliyorlardı? Yatağın arasında bir parası var mı? Karıştırılmıyor yani. Ev pırıl pırıl tertemizdi. Ama altınlarının yerini falan nasıl bu kadar elleriyle koymuş gibi buldular? Hayvanlarını hangi araçla taşıdılar? Önde kamyonet, arkasında kırmızı bir şey sallanıyor. Peşinden de kırmızı minibüs. Bizim bu konuyla ilgili geçen isimlerden birinin de kırmızı minibüsü var. Hızlı şekilde gitti. Aynı böyle şeker yenge tarafına gitti. Aldılar cenazeyi. Buraya bıraktılar. Bu Salıpazarı yolundan da devam ettiler. Ama olaydan sonra o minibüs daha ne gidiyor ne görünüyor. Gündüz vakti gelmişler. Oldukça korkusuz ve profesyonel. Altınları kendim verdim Rahadettin'den çocuğuma. Annesi kendi verdi. Hep boş konuşuyorlar emme. Kredi çekti, borcu var. Bu borçları bu evi yaparken aldım. Bilmiyorum vallahi ne kadar aldığını bilmiyorum. Kumar borcu olduğu iddia ediliyor. Asla olamaz. Yoktur yani. Kıyamaz, kimseye kıyamaz. Çocuğunun yanında durmayan bir insan yani. Hasan eniştem, Şenol eniştem, ben vardım. Bana yardım et Baldız dedi Şenol eniştem. Yapamaz da yapmaz da. Bu konuyla ilgili ben köyden Neşet'i aradım. Doğrudur. Orada olan adamlar sabahlara kadar kahvemde kumar oynadılar. Çek kasat işiyle hırsızlık işi başka bir konu. Onu söyleyenler benim suç ortağım. Kimse tanımadığı insanı öldürmez. Bunu yapan akrabadan biri. Çok bağıran çağıran insan var hani yerlere yatan insan. İki dakika bakacağım bulacağım orada. Bayıldım çayıldım ağladım sızladım. İşi milletin üstüne yıkmaya çalışmasın kimse. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet az önce tanıtımını da izlediniz. Hep İsa Bey, İsa Bey diye konuşmuştuk. İsa Bey'in oğlu da bir röportaj yaptı. Enteresan bir röportaj. Üzerinde konuşulacak bir röportaj. Ama şöyle söyleyeyim. Aile içinden birinin yaptığına inandığını söylüyor İsa Bey'in oğlu. Ve şunun altını çiziyor. Evet ben çeşitli suçlar işlemiş olabilirim ama hırsızlık başka bir şey. Yani onun anladığım kadarıyla bir suç skalası var. Evet. Yani skalası için hani hırsızlık çok adi bir suç ama bizim yaptığımız onlardan değil diye ortaya koymaya çalışıyor. Az sonra izleyeceğiz. Ama isterseniz neşeli görüntülerle başlayalım. Elimde şimdi çok güzel bantlarım var. Sevgi izi bandım var. Okuma yazma seferberliği ile ilgili bandım var. Bir de pati buldularla ilgili bandım var. En neşelisi hangisidir? Pati. Pati. Efendim vallahi kendi kendine ilerliyor sizlerin sayesinde yine. Teşekkür ediyorum. Lütfen Instagram sayfamızı takip edin. Yolda şimdi özellikle biliyorsunuz artık biraz havalar ısınmaya başladıkça hayvanları evde zapt etmek zor oluyor. Bunlar da bir fırsat bulduklarında kaçıveriyorlar. Benimki de geçen gün kaçtı. Yani böyle kapının arasında kaçıverdi. Ay keşke o görüntüleri size izletsem. Sonra yakalanıp eve götürülme anı. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor anlıyor yani ama evet kaçıveriyorlar evet. Yani olabiliyor. Dikkatli izleyicilerimizin sayesinde de bu evde bakılan kedi ve köpekler zaten papağan evde bakılır hani şey yok. Dikkatli izleyicilerimiz onları buluyor, internet sayfamıza hemen giriyor ve arayanlarla buluşturuyor. Arkadaşlar bilgisini verdiler, bu bant 2 gündür 3 gündür elimde yayınlayamadım bir türlü. 300 tane kayıp başvurusunun içinde 162 tanesi bulundu. Evet, bu alkışla izleyicilerimize. Bakın izleyelim hangi patiler evlerine kavuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın oluşturduğu Pati Buldular projesiyle can dostlarımız ilk günden bu yana yuvalarına kavuşturuluyor. 300 gönderi içinde 162 pati bulundu. Jack Russell cinsi Pink İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 7 Nisan'da kaybolmuştu. Kısa süre içinde Pati Buldular'ın dikkatli kullanıcıları sayesinde ailesine kavuştu. Can dostlarına kavuşan Pink deniz keyfi yaptı. Müzik
Kangal cinsi rüzgar Kayseri'nin Develi ilçesinde kayboldu. Yılmaz Bey kayıp patisi için sitemize başvurdu. Yaşadığı yerde herkesin sevgisini kazanan sevimli patimiz için yöre sakinleriyle birlikte Instagram takipçilerimiz seferber oldu. Böylece rüzgarın ailesine kavuşması fazla uzun sürmedi. Cooker cinsi yaya Aydın'ın Mimar Sinan ilçesinde 20 Mart günü kaybolmuştu. Hiç vakit kaybetmeden sitemize başvuran ailesi 1 Nisan'da can dostuna kavuştu. Böylece sevimli patimiz ailesine kavuşmanın verdiği rahatlıkla kendisini serin sulara bıraktı. 11 aylık Polin 4 Nisan'da İzmir Karabağlar ilçesindeki Hatay mahallesinde kayboldu. Pati Buldular projesiyle birlikte sevdiklerine kavuşturulan can dostumuz, ailesiyle olmanın verdiği güvenle rahatça uykuya daldı. Av köpeği Çakır'ın kaybı üzerine ailesi 14 Nisan'da Pati Buldular'a başvurdu. Zonguldak Ereğli'deki takipçilerimiz kayıp Pati Çakır'ı tanıyıp ailesinin hasretine son verdiler. Çakır çiftliğindeki mutlu yaşantısına kaldığı yerden devam etti. Nisan günü Eskişehir'in Odun Pazarı ilçesinde kaybolan Lucky, sosyal medyadaki kullanıcılarımız tarafından fark edilerek 26 Nisan'da yuvasına kavuşturuldu. Sakine Hanım çok sevdiği can dostuyla böyle hasret giderdi. Mufidik, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kaybolmuştu. Duyarlı izleyicilerimiz sayesinde yuvasına geri kazandırıldı. Ailesine kavuşmanın verdiği mutluluk Mufidik'in neşesine böyle yansıdı. Siz de www.patibuldular.com internet adresimizi ziyaret ederek can dostlarımızı görebilir, onları aileleriyle kavuşturarak mutluluklarına ortak olabilirsiniz. Bu alkışlar Pati Buldular'ı Instagram'dan, Twitter'dan takip eden, internet sitemize girerek ailelerine yavrularımızın kavuşmasını sağlayan izleyicilerimize gitsin. Evet, her gün her zaman dile getiremiyorum ama hani o işler de devam ediyor. Evet. Allah sevdiklerimizden ayırmasın. Bu insan da olabilir, hayvan da olabilir. İçinde, yüreğinde sevgi taşıyan herkes zaten her şeyi seviyor bence. Çok ayırt etmiyorsun yani. Hayvanı da seviyorsun, insanı da seviyorsun, öyle, bitkiyi kesinlikle de seviyorsun ve devam ediyor, gidiyor o sevgi. Sevgi demişken şu sevgi izini de gösterelim. Efendim... 40 bin üyemiz var sevgi izinde biliyorsunuz ve sevgi izi en son Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak ve Balıkesir Ayvalık'ta sevgi izi gönüllüleri Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde Ceyda Elibol ve Gökhan Ay'ın katkılarıyla etkinlik düzenlendi. Onlarca kişiye sevgi izi yapıldı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Sevgi izi kaybolma riski yüksek vatandaşlarımızın umudu olmaya devam ediyor. Sevgi izinin bu seferki adresi Ankara Keçiören Belediyesi'ydi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sevgi izi etkinliğinde onlarca engelli vatandaşımıza daha sevgi izi uygulandı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, belediyeye bağlı engelli danışma merkezinde engelli vatandaşlara yönelik hizmet verdiklerini, bu kapsamda da Sevgi İzi projesini ilçelerinde hayata geçirdiklerini vurguladı. Sevgi İzi'nin hayata geçirildiği bir diğer ilçe ise Balıkesir'e bağlı Ayvalık'tı. Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde Sevgi İzi gönüllüleri Ceyda Elibol ve Gökhan Ay'ın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte onlarca kaybolma riski taşıyan vatandaşımıza sevgi izi uygulandı. 20 yaşlık öğrenciyle burada sevgi izine el attık. Güvenlik programına teşekkür ediyoruz böyle bir proje başlattıkları için. Çocuklarımızı daha güvencede hissetmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü verilen bu numarayla birlikte Türkiye'nin herhangi bir yerinde kaybolduklarında ya da başlarına bir iş geldiklerinde biz onları çok daha çabuk bulabiliriz.
Evet efendim, teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Bugün sevgili Ceren böyle bana bir dolu mektupla geldi. Sizlere onlarla önümüzdeki hafta şey yapacağım. Efendim okuma yazma öğrenen vatandaşlarımız diplomalarını aldıktan sonra bana birer mektup yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum postacı arkadaşlarımıza da. Zaten mektubu çok severim. Bir dolu mektup geldi bugün. Yani gelmeye başladı o mektuplar. Ne kadar güzel. İçlerinde neler neler var. Paylaşacağım dediğim gibi onları böyle bir toplayıp arşivleyip bir kitap haline dönüştürmek istiyorum. Ziyan olsun istemiyorum. Evet. Çünkü hepsinde çok güzel anılar ve ifadeler var. Çok teşekkür ediyorum. Mektuplarınızı bekliyorum. Postacı kardeşlerimize de buradan selam olsun. Okuma yazma seferberliğine yarın inşallah. Yarın şöyle söyleyeyim size, çok değerli bir konuğumuz daha olacak. Kızılay Başkanı aramızda olacak. Malum Ramazan geldi. Benim iyilikle yarışan seyircim, Kızılay Başkanımız buraya geldiği zaman gerçekten iyilikte yarıştığını ve iyilikte nasıl rekor kırdığını da göstermişti. Yarın inşallah rekorumuzu egale ederiz ve bir bağış düzenleriz. Hem de Kızılay Başkanımız buraya gelecek ve geçen düzenlenen bağışta Sayın Kerem Kınık biliyorsunuz aramızda olmuştu. Düzenlediğimiz o bağış gününde Arakanlı kardeşlerimiz için ev yapmak için, onlara prefabrik ev yapmak için hep beraber para toplamıştık. Çok da büyük bir bağış kampanyası olmuştu biliyorsunuz. O evler yapılmaya başlandı. Ben görüntülerini gördüm, önceden söyleyeyim. O evlerle ilgili hem bize görüntüleri sunacak hem de yeni kampanyamızı yapacağız. Ekran başına hepinizi bekliyorum. Yarından itibaren yine güzel bir rekor egale ederiz diye ümit ediyorum. Harika. İnşallah hep beraber. Şimdi efendim, bugün tabii yine çok bandımız var ve özellikle dediğim gibi hep İsa Bey, İsa Bey diyoruz. Herkes İsa Bey diyor. Neden? Dediğim gibi o bölgede bu konuyla ilgili suça daha evvel karıştıkları iddiasıyla ya da işte hayvanlarım alındı, paramı ödemedim diyenler var. O yüzden de herkes onları işaret ediyor. İsa Bey'in oğlu da dün güzel bir röportaj yaptı ve bütün hakkındaki soruları açıkladı. Bütün şey arkadaşımız sormuş. Bir de o röportajı izlerken sabah gerçekten beni çok güldürdü Gizem. Bir insana kibarca hırsızlık yapıp yapmadığı nasıl sorulur? Az sonra röportajda bunu göreceksiniz. Yani çaldın demeden hani nasıl çaldığı ima edilirin en güzel örneğini vermiş bize küçük kızımız. Az sonra onu da izleyeceğiz. Bugün aramızda yeni konuklarımız da var. Dünden bugüne aramıza katıldılar. Naciye var. Naciyeciğim başın sağ olsun senin de. Naciye de diğer kızı, evet. Rahmetlinin. O da bugün aramızda. Evet. Hepsi yani bilmiyorum, konuşulacak çok şey var. Önce inek meselesi. Dün biliyorsunuz bir inek vardı. Bir ay sonra doğum yapacaktı. Recai abi de benzetti bizim inek olabilir diye. Emine Hanım da benzetti. Ben yayında söylemek istemedim. O inek İstanbul'a yakın bir yerde satışa sunulmuştu. O yüzden biraz hani üstünü örttüm. Sonra biz Emine Hanım'la beraber hani ineği alıcıymış gibi gittik, baktık. Gerçekten de çok benziyor. Hani boynuzu, osu busu bilmem ne. Fakat Emine Hanım gördü ve dedi ki bu bizim inek değil. Bizim hamile inek değil. Değil, bizim ineğimize benzemiyor. Evet. Sen gidip bizim yakından değil görünce, fotoğraftan benzettiniz ama yakından görünce bizim inek değil dedi. Bunu şunun için söylüyorum. O ineklerin de isterseniz görüntüsünü verelim. Hala evet Şeker teyzenin öldürüldüğü ortada ama İki inek, bir dana ve bir buzağdan, ineklerin biri hamile, bir ay sonra doğum yapacak, bir haber yok. Dediğimiz gibi ya satıldı ya kesildi. Evet. Kesildiyse de bir bilgi, satıldıysa da bir başka bilgi. Bu aralık uçmadılar ya. Ama şunu söyleyelim, Recai abi hep sesleniyor ya. Recai abi gerçekten çok sayıda mesaj, telefon ve görüntü geliyor. Yani Allah herkesten razı olsun. Evet. Bizim inek olabilir, bu satılan inek olabilir, şurada olabilir falan diye ve bilgiler de gelmeye devam ediyor. İnan hepsine çok teşekkür ediyorum. İnan sizin sesinizin ulaştığı yerlerde duyarlı insanlara, bizlere yardımcı oldukları için yani kelimeler yetmiyor. Allah'ım onları cennetiyle mukafatlandırsın. Doğru. Yani kelimeler, bunlara söylenecek bir kelime yok. Bunun karşılığındaki bir anne arıyorum. Yani bunun yani
karşılığında Allah onları cennetine koysun ya Rabbi. Ölmüşlere rahmet eylesin. Amin. Naciye'cim sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsun. Annenle ne zaman görüşmüştün en son? Annemle en son Kandil akşamı görüştüm. Bir şey anlattı mı sana hiç? Hiçbir şey anlatmadı. Bir sorun olsa, bir sıkıntısı olsa hep evlatlarına anlatan bir anneydi. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı anlatmadı yani. Hatta bir yarım saat kadar konuştum ben onunla. Hiçbir sıkıntım yok kızım dedi. Yani bize hani çok böyle eve gelen, giden, işte ne bileyim hayvan isteyen, şu olan hani böyle sohbet anında. Şey, aslında her birinize şey soruyorum. Hiçbir şey anlatmadı. Çünkü öyle bir şey olsaydı kesinlikle anlatırdı. Ya da ilk günde sormuştum borç para isteyen bir akraba. Ama bunu bugün için sormuyorum arkadaşlar. İnanın hani hep bu olaylarda gördüğümüz için ardı ardına sıralıyorum. Çünkü bir bakıyorsun mesela yaşlı bir hanımefendi ya da beyefendinin hayatına son verilmiş. Bir akraba çıkıyor ama o akrabanı sonradan öğreniyoruz ki 3 ay evvel de para istemiş. Benim param yok demiş. Sonra gelmiş işte parasını da almış öldürmüş mesela. Hep gördüğümüz için yani her birinize soruyorum böyle. Haklısınız. Bir para isteyen, ne bileyim ineğini isteyen, onu isteyen, şunu isteyen. İnanın böyle bir şey olsa anneme en ufak yani bir komşusu da affedersin bir işte Aziz dediler çocuk horoz gurk istemiş. Onu dahi ben gittim annem benimle paylaştı ve çok sürmedi 10 dakika sonra yarım saat sonra çocuk geldi aldı gitti misal yani. En ufak bir sıkıntısı olsa zaten benimle paylaşması hanımımla işte kız kardeşimle kız bu öbür kız kardeşimle yani. Hepsine paylaşır yani. Bana söylediğini bunların hepsine söyler. Yani bizim ayrı bir tane bir sadece yediğimiz içtiğimiz ayrı gidiyordu Müge Hanım ya. İnanın bir yediğimiz içtiğimiz ayrı gidiyordu hanım. Başka hiçbir bilgi, hiçbir şey annem paylaşır bizle hepsini paylaşır. Ben de paylaşırım. İnanın ben 45 yaşındayım burada bir en ufak bir iş alsam bile annemin bu işi alacağım dediğim zaman onu dahi söylüyorum ona ben ya. Hiç alakası olmadı anlamaz ama paylaşıyorum onunla. Bir şey oldu ama yani bizim bu konuda, bugün de onu konuştum, atladığımız bir şey var yani atladığımız bir yer var. Evet. Bir bağlantı. Yani yine çok farklı bir iş çıkacağını düşünmüyorum ama bir bağlantımız eksik yani o bağlantıyı anlatacak birine ihtiyacımız yani bir var. Bir püf noktası var orada yani bizi sonuca götürecek o püf noktasını bir türlü bulamıyoruz. O bilgi yani, kimde onu ben de bilmiyorum. Sizlerin aklına da gelmiyor olabilir ya da önemsenmeyen aslında çok önemli olan bir konu olabilir. Bilmiyorum zaman içinde çıkacaktır diye düşünüyorum ama tabii ne kadar hızlı benim çıkarsa bu bilgi o kadar hızlı gideriz sonuca. Yani. O kadar hızlı katilin ya da katillerin ki ben bir kişi olduğunu hiç düşünmüyorum. Birden fazla olduğunu düşünüyorum katillerin. Bunları bulabiliriz. İnşallah. İnşallah birileri bize bir şey, ipucu verir hocam. İnşallah. İnşallah. O kadar şey sesleniyoruz. Yalvarıyoruz insanlara. Çok güzel okumuşum ben de. Şimdi efendim onu biraz sonra. Şimdi akrabalar Şeker teyzenin evinin önündeki inekleri bir kamyonete yüklemeye çalıştı. Nasıl yüklendi diye. Hani hep orada ortada bir şey var ya balya. Evet. Hani birisi bozulmuş, birisi bozulmamış sağlam duruyor. Tabii şimdi onlar yüklediler. Ben de sonra internetten bir görüntü de buldum. Sizle onunla da paylaşacağım. Şimdi bir tane kamyonet, üstü açık kamyonet. Bir de bu üstü kapalı denilen kamyonetlerden. Aslında üstü kapalı kamyonetler göreceğiz ki bu hayvanları çalmakta zaten daha uygunmuş. Yani daha rahat ona bindirmek. Bakın bir izleyelim. Şeker Köseoğlu'nun evinin hemen bahçesindeyiz. İneklerinin nasıl götürüldüğü tartışma konusu olmuştu. Köylülerden yardım istedik. Biri brandalı, diğeri brandasız iki adet kamyonet getirdik. O gün inekler buradan nasıl araçlara bindirilir onların denemesini yapacağız. Şeker Hanım'ın evi burası. Hayvanlarının bulunduğu ahır ise hemen evinin bitişiğinde. Şeker Hanım hayvanlarını bu ahırda muhafaza ediyordu. Saman balyalarını ise bahçenin sağ tarafında bulunan barakanın içerisinde sakladığını öğrendik. Hayvanları götürenlerin saman balyalarını işte bu ahırdan alarak bu noktaya taşımış olmaları gerekiyor. Ben şimdi bunu izlediğimde şunu düşündüm ilk.
Siz dün dediniz ki artık hani bahar geldi, saman falan da vermiyordu anne. Dışarıya çıkartıp otlatıyordu. Şimdi yani buraya gelen kişi oradaki baleyi bile biliyor. Evet. Ya bakın burayı biliyor. Evet. Yani öyle bilmeden bir eve girip de burada balyası mı var, işte samanı mı var, hani osu mu var, busu mu var, nasıl yapacaksın bütün bu şeyleri? Yani daha önce gelmiş balye... bir dağınıklık da bırakmamış evet. ortada yani. Bakın eğer balyelerin orada olduğunu biliyorsa ona göre gelmiştir rahat. Eliyle koyduğu gibi balyeleri çıkartmış ve hayvanların yüklenmesini problemsiz olarak halletmiştir. Eğer balyeler ortada görünmüyorsa... Gözükmüyor. Hani, biz diyoruz ya tekrar düzeltti diye. O zaman ben geçen gün de aynı şeyi söyledim. Baleyi ortada bırakmış ama gitmiş onu oradaki şeyden almış. İçeriden almış. Yani ben geçen gün de aynı şeyi söyledim. Hayvanları almaya gelen kişi hayvanların kamyona yüklenme problemini düşünerek gelir. O zaman da kamyonla yer arasına kavisli bir tahta veya bir şey yanında. İşte bakın nasıl koymuş işte bunu kullanmış işte. Ha, yani onu yanında getirmiştir ki bu bilir yani hayvanın. Getirmemiş. İşte getirmemiş ki balyaları kullanmış. Şimdi yaptı arkadaşlar evet. nasıl yaptıklarını. Şey ama orada balya olup olmadığını da biliyor yani. Yani eğer balyaları kullandığı kesin görülüyorsa mesele kesin. Yok. Kesin. Ama siz diyorsunuz ya balyalar toplanmış etrafta bir balya dağınıklığı yok. Ben öyle demiyorum. Ben şimdi size siz odadaki topluluğun yanında. Evet, hani evet. Balyeler. Biz de şimdi inekleri bu samanları kullanarak kamyonetlere bindirmeye çalışacağız. İlk olarak inekleri bindirmek için elverişli olmayan yani bir düzeneği olmayan kamyoneti hemen samanların bulunduğu noktaya doğru çekeceğiz. Yüksel Köseoğlu ve Mürsel Köseoğlu yanımızda. Şeker Hanım'ın saman balyaları bu noktadaymış değil mi? Evet bu noktadaydı. Bir tanesi dağınıktı ama şu. Öndeki sağlam duruyordu. Samanlıktan alıp ahıra götürmesi gerekiyor. Yere de bırakmaz hatta. Alır kucağına eline veya ahırda hayvanlarına veriyor zaten. Kaybolduğunda hava da açık. Hayvanlar %90 yaylında olduğu için balyaya gerek duymamıştır zaten. Yardım amaçlı koymuşlardır arabaya hayvanları atabilmek için. Onu kullanmışlar. Hayvanlar bu şekilde nasıl bindirilir? Bize onu bir gösterir misiniz? Zorlandık ama şu anda bindirdiğimiz ufak tane olduğu için inekler daha rahat atlamış da olabilirler. Tabii bizim gibi değil de daha acımasızca hayvanlara davrandıkları için belki birden de atlatmış olabilirler. Saman balyaları da dağıldı. İnekler haliyle büyük tabii. Biraz da uğraştıklarını gösteriyor balyanın dağılması. Biz bir tanesini bindirdik ama 4 taneyi bindirmek ne kadar sürer? Tabii ki yani bayağı zaman sürer orada bunun sürmesi lazım. Sonra burası yamaç bir yer öyle bir düz bir yer de değil. Samanlığın kapısının önünde orada bir balya daha söylendi. Büyük ihtimalle bu şekilde üçünü de kullanmış. Olabilir. En az kaç kişi olması gerekiyor? Yani en az 3-4 kişi olması gerekiyor. Her iki yanında birer kişi olmalı. Bir de arkasında bir kişi olmalı. Bir de önünde bir kişi olmalı. Hayvan büyük olunca güçlü insanlara ihtiyaç var. İşi bilen adamlar böyle profesyonel. Şıkır şıkır doldurur. Yarım saat burada olmaları gerekir yani. Yarım saatten önce yapamazlar bu işi. 4 hayvandan bahsediyoruz. Normal şartlarda burada doldurulmaz. Başka zaman olsa. Daha rampa bir yer seçilir. Kamyon da aşağıda olur. Zemin yüksek olur. Böyle bindirilir. Normal bindiren kişiler öyle bindirirler. Ahırdan çıkar çıkmaz arabaya bindirip yürümüşler. İnekler bindirilirken yoldan geçen biri burayı görebilir mi? Dikkat ederse görür mutlaka. Şeker Hanım'ın bahçesinin hemen çıkış noktasındayız. Buradan yürüyerek ya da arabayla geçen biri ahırın önünde bulunan kamyoneti çok rahatlıkla görebilir. Bakın burası çok önemli Tuğçe'nin gösterdik. Yönetmenim birkaç kare lütfen öteye alır mısın, başa alır mısın? Şimdi tam yolun orada ya bak birazcık daha görelim şeyi muhabirimizi gelin başa doğru. Yani geçen yoldan geçen birinin ya en az yarım saat tabii yani evet. teyze oradan alındı. Yani öyle az buz iş değil ev derlenmiş toparlanmış tabii. kapısına kadar kilitlenmiş. Yani nasıl görülmedi acaba orada bir araç? Hatta en az bir 40-45 dakika oyalanmışlardır diye düşünüyorum muhtemelen. Ya ben hayvanları almak için bu kadar çok oyalandıklarını sanmıyorum. Ama... Çünkü bir görüntü izleteceğim size aslında o 5 dakikalık işte. Ama araba oraya girdi, geri park etti, teyze şeker, alındı. Şeker teyzeyle bir şey oldu sonuçta, bir diyalog oldu, bir hani
arada artık ne geçti bilmiyoruz. Hani çok itişip kakışma geçmemiş gibi ama mutlaka ki bir tartışma, bir şey olmuştur. Bir şey oldu. Peki hiç kimse o yoldan geçerken, ben Recai abi daha iyi anlıyorum. Yoldan geçerken hiç mi orada bir araç görülmedi? Hiç mi kimse geçmedi? Çünkü bahsettiğimiz saat aslında 4.30'la 6.30 arası falan yani. Evet. İşlek olan bir saat. 4.30'da servisten geçerken kız görüyor. Sonra 6.30-7 gibi şüpheli araçları görenler var. Ben de çok geçe kaldığını düşünmüyorum açıkçası bu işi. Zaten karanlık olacak. Öteki türlü ışık falan görürlerdi civardan. Hiç ışık falan da gören yok o tarafta. Yani birisi oradan geçerken ay bir görse, denk gelse, dese ki şu renk araç gördüm, şöyle yaptım. Acaba bizim o şüpheli araçlarımızın içinden hangi rengi söyleyecek? Birisi görmüştür. O yüzden şu görüntüyü tam ekrana verirsek belki orada çok alakasız birisi, o köyden değil, çok alakasız birisi geçmiştir. Biraz daha Tuğçe'yi görelim. Yol da orada gözüküyor çünkü Ahmet. Tam önünden geçiyor. Yani yol tam önünden geçiyor. Teyzenin evi burada kalıyor. Devam edebiliriz. Şeker Hanım'ın bahçesinin hemen çıkış noktasındayız. Buradan yürüyerek ya da arabayla geçen biri ahırın önünde bulunan kamyoneti çok rahatlıkla görebilir. Bu kamyonette hayvan götürmüş olsam bir danayla binek götürürüm. Şunların yüksek olması lazım 4 tane malı götürmesi için. Hayvan kendini atmaması lazım buradan sağa sola. Saman balyalarını kullanarak ancak 4 kişinin yardımıyla bir ineği işte bu kamyonete bindirebildik. Hemen yanımızda işte brandalı hayvan taşımaya elverişli bir aracımız var. Bu araçları kullanırken saman balyalarına ya da herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Korkulukları da gördünüz burada. Bunda hayvanları rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Çünkü hayvan düşmez, arabadan düşmez. Gördüğünüz gibi hayvan tek harekette çıktı. Burada iki kişi rahatça bindirebilir. Bu araçlar bunun için tasarlanmış. Burası aşağı doğru olduğu için o kapağı bunun üzerine de koymuş olabilir. Tamam. İstiyorsanız bir tane koyalım oraya. Koyalım. Daha da düz olacak orası. Bir balya da şurada olduğunu düşünün. Üzerine bastığın dümdüz çıkıyor zaten hayvan. Zaten buradaki gerideki balya bozukmuş. Bak o balyayı kapak koruyor. Burada kalan balyayı hayvan bastığında dağıtmış sanki. Dağılıyor bak. Ben de bastığımda dağılıyor. Ama ilk balya bozulmuyor. Düzeneği de olsa böyle bir saman balyası koyduğumuzda daha kolaylaşıyor. Tabii daha kolaylaşıyor. Ama genelde bu tür hayvan araçlarında saman balyası kullanmazlar. Burada balya büyük ihtimalle o araç için düşünülmüştür. Yani hayvanın ayağı samanın içine doğru saplanıyor. İçeriye doğru giriyor yani. Ve üzerine dağılıyor. Almıyor. Saman dağılıyor. Hayvanlar binmek istemeyince az evvel gördük, binmiyorlar. Hayvan inatlaştığında bindirmek çok daha zor. Yıllardır Şeker Hanım'la beraber mesela bu hayvanlar. Evet. Yabancı biri gördüğünde binmek istemezler ya da daha mı zor olur? Bazı hayvanlar sahibinin dışındakileri yabancı kabul edebilir, bazı hayvanlar yabancı kabul etmez. Bu durum ineklerde de var mı? Tabii ki, kesinlikle. Bütün hayvanlarda vardır. Sahibinin dışında kimseye yaklaşmazlar ve kaçarlar. Tabii ki onu götüren kişiler profesyonel oldukları için daha önce bir hazırlık yapılmış olabilir. Daha önceden burada yalnız yaşadığını keşfetmişler, hayvanları keşfetmişler. Rastgele gelip birisi buradan hayvan var alıp gidelim diyemez yani. Buraya göre de bir düzenek getirmişlerdir büyük ihtimalle. Hepimiz endişeliyiz bu köyde. Acil bir şekilde inşallah olay çözülür. Bir an önce suçluların bulunmasını istiyoruz. Kapı açık yatardık. Şimdi herkes gece sabahlara kadar nöbet tutuyor. Bir an önce yakalansın, herkes de rahatlasın. Yani aslında en az 3 kişi lazım. Evet. Bunu görmüş olduk. Balyaların neden biri dağılmış, biri dağılmamış? Bu ikinci gösterdikleri şeyde daha iyi anlaşılıyor. Çünkü birine bastı, dağıldı. İkincisi de kamyonun altında. O yüzden o dağılmıyor. Bunda rahat çıkarılıyor ama bence yine en az 3 kişi lazım. En az 3 kişinin teyzenin evine gelmesi lazım. O kadar kolay iş değil o yani. Hem cinayet. Bir de bu küçük hayvan. Yani bizim götürülenler bundan çok büyük. Tabii. Çok daha zorlanacak. Bozuğundan bir büyüğü bunun kadar var. Hı? Zaten hayvan taşıyan. Yani. Bu bozuğunun bir büyüğü, dana dediğimiz bunun kadar var. Recai Bey siz de bilirsiniz hayvan taşıyan kamyonların ya bu kapakları arka kapakları yerle temas edecek yapıdadır
ve rahatça hayvanı içeriye iterler. Yoksa böyle bir kapak mutlaka arabanın arkasında yerle irtibatlı bir tahta parçası bulundururlar. Aynen öyle hocam. O bakımdan doğru söylüyorsun hocam. O zaman işte balya olsa da olmasa da mesela bence hayvanların çıngırağının kesilmesi de bir profesyonellik şeyi değil tabii. mi? Tabii. Hani ben ilk kez şimdi hayvan çalmaya gitsen hiç çıngırağını kesmek aklına gelir mi? İşte tabii o heyecandan. Bu profesyonelce işi yapanlar bunları düşünüyorlar. Yani gayet. Çıngırağını da kesiyor tabii. Demek ki daha tabii. evvel bir şey oldu çıngıraktan. Birinci edindiği tecrübeleri ikincisinde uyguluyor. Noksanlıklarını görüyor vesaire tabii. Ama çok değerli toplu hırsız. Bak ben söylüyorum. Evet. Yani bu hırsız ve katillerin profili yani en azından bir tanesinin profili çok açık red. Çok değerli toplu. Yani çıngırakları kesiyor. Obsesif. Obsesyon olabilir. Çıngırakları kesiyor, bir yere koyuyor. Tabii tabii. Biliyor muyum? Evden çıkıyor, kapıyı kilitliyor. Şimdi kapıyı kilitlemesi bir kere zaten çok lüzumsuz. Kapıyı çekse de aynı şeydi. Kapı tabii. itince açılmıyor ki kilitlesen de kilitlemesen de. O kapının kilitli olması dışarıdan gelecek olan herhangi birisinin eve girmesine engel olmak. Giremiyor ki zaten. Çekersen de giremeyecek. Yani yine de kendine göre bir tedbir. Çekersen de giremeyecek. Bir de üstüne kilitliyor. Hocamın dediği gibi yani obsesyonun tabii çeşitli halleri var ama çıngıraklar ortaya dağılmamış, o olmamış, bu olmamış. Ev tertemiz, ev değerli toplu. Evet. Yani çok zor ihtimal ama yani aklımdan geçen anahtar da katilde olduğu için bir daha eve girdiği. Yani o anahtarla eve girmiş olabilir. Çünkü niye anahtarı alsın ki katil yanına yani? Mutlaka hani bir sebep başka var. Başka şeyler olsa tamam ama yani evet. bu kadar denk düşer mi sizce? Bu kadar ev hem temiz olacak hem değerli toplu olacak. Hem kapı kilitlenerek çıkılacak, anahtar ortada olmayacak. Yani bütün bunlar tabii ki kendilerine göre yapılan bir hesap meselesidir. Öyle tesadüfen rastgele olan bir iş değildir. Sonradan gelip acaba başka bir şeyler daha var mı? Altındı, paraydı. Onlara da bakarım gibi bir mantıkla mı gitti, düşündü diye aklımdan geçiriyorum ama burada yani da evde bir damla kan izi yok. Gerçi evet. hoş silinmiş bazı bölgeler var. Jandarma orada acaba kan izi silindi mi diye araştırma yaptı. Daha onların sonuçları belli değil ama işte götürülen halı ama götürülen kilim acaba bir takım izlerin ortadan kaybolması düşüncesiyle mi götürüldü? Evet. Evet. Yani orada mutlaka o kilimde bir takım bir şeyler vardı ki o kilim sarıldı, götürüldü ve yakıldı, yok edildi. Neyse. Ama hiç etrafta bir damla bir kan izi olmaz mı? Yani bir tek, yani şunun için söylüyorum. Olmalı evet. acaba silindi mi? O anda mı silindi yoksa anahtar o yüzden mi alındı? Bir daha mı gidildi o eve? Bir de acaba... Vakit var çünkü. Çok büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle cinayet evin içinde işlenmedi. Yani ben de onu diyecektim. Acaba infaz evin içine mi yapıldı? Çünkü en önemli şey herkes alarma geçmese de bir anlamda artık bir silah sesi duyulur. Ev yakın çünkü. Evet. Yakın evler var. Dolayısıyla bu alıp götürüldükten sonra dışarıda. Ve götürüldüğü yerde de üzerinde ne varsa kıyafetlerinin hepsini imha ettiler. Kişiler dediğiniz gibi son derece titiz ve dikkatli kişiler. Bunlardan bir tanesi çanları alıp düzgünce bırakmaları. Çanları burada bıraksa inek şıkır 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 ses yapacak. O ayrıntısına bile kadar düşünülmüş. Çok mu gider? Çok mu çıkar ses arabayla gider? Bayağı çıkar. Bayağı çıkar. Çıkar. Tabii ses çok çıkar. Çünkü durmadan sallandığı için. Yani ben şimdi bugün bir inek çalacak olsam aklıma gelmez onun çanını çıkartmak yani. Biz zaten çalamıyoruz. Hayır. Siz... Allah göstermesin. Hayır şunun için söylüyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani. Aklınıza mesela çanların... gelmez. Aklına gelen ancak o iğneyi çalmayı düşünüyorsa aklına gelir. Daha plan önce yaptı. Daha önce de yaptı bu işi. Tecrübe sahibidir canım. Gayet tabii. Bu ilk vukuatları değil, değil yani. Değil. Bu kadar iz bırakmadan, bu kadar derli toplu olarak yapan kişinin ilk icraatı değildir. O bakımdan daha önceki icraatlardaki hatalarını düşünerek ta çıngırağa kadar her şeyini el altına almışlardır. Evet. Şimdi burada biraz önce Arif hocamın dediği gibi aslında bir kişilik yapısından bahsediyoruz. Obsesif yani takıntılı bir kişilik yapısından söz ediyoruz.
Ben aileye sormak istiyorum. Ailenin içerisinde böyle hani belki sizin takıntılı değil de çok titizdi. Hani çok dikkatliydi böyle aldığını yerine koymakta falan gibi bildiğiniz biri var mı? Yok. Ya da çevrede ya da benim o köyde bildiğim, yaşayan. Benim bildiğim yok. Hani böyle dikkat çeken tavrıyla, davranışıyla hani diğerleri gibi böyle rastgele davranmayan da her işini daha titiz yaptığı bilinen biri var mı? Çünkü bu bir kişilik özelliği ve diğer her yaptığı işlere de yansır. Ben de çok isterdim. Gerçekten güzel bir özellik yani. Hastalık hastalık ama güzel. Ha? Çok eziyetli bir şey. Ya çok güzel bir şey bence. O çok eziyetli. Düşünsene evin her zaman pırıl pırıl, evin her zaman hiç düzenli öylesi, böyle her şey mum gibi. Eviniz tertemiz ama o temizliği yapan kişi ölüyor bu arada. Temizlik yapmaktan mı? Tabii. İşi gücü o hale geliyor. Anladım ama yani bence çok bir tarafı İşi da güzel yani. İşi gücü o hale geliyor. Bir tek temizlikte kalsa bütün dünyadaki yaşamında da o kadar titiz ve kuralcı oluyor ki o kuralcılıklar o insanı gerginlikten depresyona sokuyor. Hep yani hep her zaman öyle oluyor. Evet, her zaman öyle oluyor. Evet, öyle. Sadece hani öbürlerine zaten temiz kişiler denir. Obsesif kişiler tüm dünyaya yayarlar bu hadiseyi. Ama çevrenizde olabilir böyle. Yani evde bir tane obsesif olsa güzel o zaman demek düşünüyorum, yani. Hayır, düşünüyorum. Bir tane yani, aklıma gelmiyor yani. Bir tane aklıma gelse diyeceğim ki hocam. Evde şu adamlar hanım işi düzenli yapar derdim. Obsesif olacak. Evet, evet. Obsesif bir. Evet. Hani depresyon dışarıda yaşasın. Yardımcı evet, çok bir kötüyüm eleman. Değil mi? Çok kötü bir şey söyledim. Peki. Efendim şimdi Zahide Köseoğlu yani Şeker teyzenin eltisi. Bakın şimdi benim o gün Şenol Bey'e de bunu sorduk. Şimdi Şenol Bey ile Cevdet Bey o gün akşam köye gidiyorlar ama o gün akşam gübre torbalarının gelmiş olmasına rağmen ki orası benim için hala anlayamadım. Şöyle yani sizde de biraz tembelsiniz siz de herhalde ikiniz yani kusura bakmayın ama çünkü kaç liraydı bu gübrelerin parası? 900 lira. 900 lira yani az buz bir para değil yani 900 lira şimdi gübreye vereceğim o parayı ben. Hani yağmur mu yağar? Dur bir dakika aşkım yağmur mu yağar? Üzerine çünkü baban aramış ya git bak demiş yani kapalı yere koyun üzerine yağmur yağarsa bozulur demiş. Siz de kalkmışsınız 100 lira vermişsiniz taksiyle köye gitmişsiniz iki kafadan. Evet. Fakat iki adım yürüyüp Şeker teyzenin evine gidip o iş için oraya gitmenize rağmen bu gübreci çocuklar nereye bıraktılar bunu? Üstü kapalı yer mi? Kapalı yer mi? Değil mi? Açık. Üstü mü açık? Bilmem ne diye bakmadan evinize gidiyorsunuz uyumaya. Yani sakın gübrelerin içinde yaylın oluyor. Yani yaylın oluyor. Hava da açıktı. Hava yağmaz diye. Recai abinin kapısına bırakmışlar garantili yer diye. Torbası kağıt mı çuval mı? Çuvalın içinde bir de kağıt var. Yaylın kağıt var. Niye o zaman babası diyor gidin bakın açıkta hani kalmasın. Islandığı zaman çok kalmasın. Uzun süre kaldığı zaman donar yani. Ama çok uzun süre. Bunu sabahleyin açacağına göre. Yani birkaç saatlik yağmurla anladım. Bir şey olmaz. Diyorlar. Tabii, babası gidin diyor ama babası zaman, diyor ki bakın diyor yani. Uzun süre kaldığı zaman taş olur yani. Şenol'un babası arıyor Şenol diyor ki gidin bakın diyor yani. Yarın atacağız evet. Bir problem yaşanmasın diyor adam. İşte onlar gitmiyorlar. Sonra ertesi sabah gidiyorlar. Şeker teyze evde yok. Sonra öğlen gidiyorlar ikinci partiyi almaya. Yine Şeker teyze ortaya yok. Sonra Şenol sen akşamüstü tekrar gidiyorsun. Evet. Alas mı aldık demek için? Yok. Ben gidip hem banyo yaparım hem alamı görürüm. Amaçla gittim. Banyo da yapacaktın. Evet. Ama sen bakıyorsun ki otel kapı kapalı daha hiç içeri bile girmiyorsun. Girmedim. Ama otel kapı da böyle kilitli kapı değil. Çekmişler işte bir taş sokmuşlar yani altına. Ya kapı kapalı. Hı. O bir de evin önünde ufak bir kapı daha var. Hı. İskeleye çıkan. O da kapalıydı. Bir tane kütmek vardı dayalı. Tamam ama dedim böyle ki, ben sandım ki seni anlattığında bir kilit var öyle değil yani. Yok telden sadece o kapı bak. Telin altına da bir tane böyle bir taş sokuyorsun ki çarpmasın diye. Hı. Şeker Hanım'ın evinden mi bahsediyorsun? Evet evet. Şurası zaten. Oradan bir tane tel kapı vardı. Orası sen ya banyo da yaparım için diye gittin. Sonra evet. Nerede yaptın banyonu sorması ayıp? Banyo yapmadım. Halamlara gittim. Kaynamlara. Öbür alanlara. Onlar nerede oturuyor? Kayınvalidemde. Biraz daha aşağı mahallede oturuyorlar. Ha, baktın onun kapısı kapalı o tarafa doğru yürüdün. Evet. Şimdi o sırada efendim meğerse Şeker teyze eğer öldürülmeseydi Perşembe günü, Cuma günü eltisiyle inek bakmaya gidecekmiş. Eltisi inek alacakmış. Hanımefendi de gidiyor. Zahide Köseoğlu. Bakın o da gidiyor. O da bir şey anlayamıyor. Yani o da uyanamıyor.
evde var mı yok mu falan diye. Bakın izleyelim. Yayınımızda Şenol Bey dedi ki Şeker Hanım'ın evinin kapısı ben son kez gittiğimde kapalıydı, onu da Zahide halam kapatmış dedi. Cuma selası verirken çıktım. Kapı kapalı değildi, açıyordu. Ben orayı kapattım. Bir şöyle ufak bir şey vardı, önüne koydum. Burada gürkü vardı. Dizelerine bir şey oldu diye korktum, kapattım. Eskiden yapmışlar. Neden? Ağaçlarda maaşlar. Onun arkasında kayım oldu. Lastiği de böyle çok sıkı yine sardı. Perşembe günü kaybolduğu gün Şeker Hanım'ı görmüşsünüz. Saat kaçta gördünüz? Tam öğlen ezanıydı. Ben evime geliyordum. O beni yoldan geri çevirdi. Gel gidelim oturalım dedi. Ottuk, yoğurt doğradık, yedik. Bir saat kadar ottuk mu bilemiyor. Bir şey anlattı mı size? Bir şey konuştunuz mu? Kardeşim çok hastalanmış dedi. Ben kardeşimin yanına gideceğim dedi. İstanbul'a. Ben de dedim yenge dedi. Malları ne yapacağım? Malları Gülperi'ye bırakacağım. Karavunun altına dedi. Karavun. Ne zaman gideceğini söyledi mi? Zamanını söylemedi. Yani öğleden sonra 1'e kadar falan beraber oturduk. Ondan sonra işte ben evime geldi. Cuma gün sabahtan gelme dedi. Öğlen de geldi dedim. Malımı doyurup yine kalmaya gidip seninle Mesut'la gideceğiz. Bayine kalacaktık. Ben de onun dediği saatlerde arabaya bindim gittim. Kapının önüne ottum böyle. Ottum yok. Kapıları falan kilitli miydi? Hiç kapı kilitli. Kapıya vurdum çağırdım yok. Cama vurdum yok. Tam da bozuğusu yoksa dedim ben gitmiş dedim İstanbul'a. Tam'a girdim. Bozuğa baktım bozuğu yok. Ha dedim bozuğu yok o gitti. Buradan dönüşte bu kapı açık. Kurt da şurada yatıyor. Bunun dedim kurkuna bir şey olur. Kapıyı kapattım arkasına da böyle şey koydum. İyice doladım hemen sıkı yine hani bir şey girmesin diye. Bu Gülperi akşam alıp bu tavukları dedim ben. Aklıma gelmiyor ki. Telefon belimde yavrum. Hiç düşünemedim ki. Bu gece rahat yattık biz. Evin önündeki samanları da gördünüz mü? Samanı gördüm ama ben elledim samanı. Yağmur yağdı ıslandı dışarı kodu. Nasıl kodu ki belinden kendi kendime sokrandı. Nasıl ucu yetmiş bunlara. Birisi dağılmış. Bu yukarıda boş ev var. Böyle kalktım açıldı. Kilitli değildi. Hani orada da malların hayvanların kepeği var. Cücelerin yemi çuvallar görmüşüzdü belki. Oralarda belki dedim bunlara yem diyeyim. Örgün. İnsan alıyor yavrum. Düşersin bir yere ne olur ne olmaz. Bunlara da baktı. Yok adı. Cenazesi bulununca ne düşündünüz? Şenol Bey, Cevdet Bey bunlar bulmuşlar. Çocuklar onu anlatamıyorlar. Niye biliyor musun? Gidenler, ekipler gitmişler. Bir hendek varmış. Demişler buraya kadar arandı. Gel bunun ilerisine bakak demişler. İleride bakarken çocuklar çatmışlar. Şimdi bunda kötülük mü var? Allah'a tek yalvardım. Bu anne onu bize bulsun. Kanı yerde kalmasın. Buna çok çok teşekkür edeceğim. Bulsun. Çok yalvarıyorum ona. İnşallah bulunur yavrum. Yani hanımefendi de o gün gidiyor. Kapının önünde de oturuyor. Evet. Ama yani işini yapan da iyi yapmış. İşte bir sürü oyaladı insanları yani. O da gittim oturdum. İnek bakacaktık. Hiç telefonu açmak da aklıma gelmedi. Ben İstanbul'a gitti diye düşündüm diyor. Aynen öyle söyledim İlkan'ı. Ben İstanbul'a gitti çünkü diye öyle düşündüm. O yüzden şimdi, evet. Böyle bir konuşma olduğunda belki de biliyordu derim. Gelenler. Şimdi kapı bir şekilde kilitlenmese, kapatılmasa gelen ilk kişi... Onun nerede olduğuna, evin içinde mi diyeyim, bakacak, çevreye bakacak, seslenecek ve alarma geçecek. Dolayısıyla bu tedbirleri alarak kendisine izleri yok ettirmek için ciddi bir zaman kazanmıştır. Evet. Bugünkü hesaplara göre 9 gün kazandı. Bir ihbar gelmiş. Kıyafetlerle ilgili ne geldi ben anlayamadım değil mi? Ne geldi? Müge Hanım, biraz önce bir ihbar gelmiş. Terme yolu üzerinde bir tane bayan kıyafetleri ve bir takım halı parçaları gibi bir şey bulunduğunu söylüyor izleyicimiz. Şimdi yanık mı? Yanık olduğunu söylüyor ve üzerinde kan izi olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar oraya gidecekler. Allah'ım. Terme. Evet, terme. Nerede benim? Terme ne taraf oluyor abi? Salı Pazarı tarafında, çarşamba Salı Pazarı tarafında. Yani o yörede. Evet, o yörede. Kaç kilometre Salı Pazarı'ndan? Vallahi hocam bilmiyorum yani. Yani Salı Pazarı yolu üzerinde. O zaman o beyefendinin dün gördüğü şüpheli araç gördüğüm dediği yolun üzerinde yani. O yoldan devam ediyor. O yoldan devam ediyor. O yoldan devam ediyor. Peki bakalım o zaman belki parçaları vardır. Tanır kılık kıyafet tabii. Bizim teyzemize mi ait onlar? İnşallah öyledir. İnşallah. Peki. Bu konuyla ilgili ben köyden Neşet'i aradım. Doğrudur. Orada olan adamlar sabahlara kadar kahvemde kumar oynadılar. Çek tasarruf işiyle hırsızlık işi başka bir konu. Onu söyleyenler benim suç ortağım. Kimse tanımadığı insanı öldürmez. Bunu yapan akrabadan biri. Çok bağıran çağıran insan var hani yerlere yatan insan. İki dakika bakacağım bulacağım orada. Bayıldım çayıldım ağladım sızladım. İşi milletin üstüne yıkmaya çalışmasın kimse. Evet, ihbar
kararı veren, bu kıyafetleri gören Mustafa Deniz. Mustafa Bey günaydın efendim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Mustafa Bey, bu eşyalar yanmış mı? Vallahi yanık değildi herhalde, yanık değil de biraz paslanmış gibiydi çorap. Ben yanık değildi. Yanık değil. Evet, yanık değil. Şimdi bizim ekibimiz oraya doğru yola çıktı. Bu arada Salman Jandarma Karakol yetkilileri de aramışlar. Hemen ekibi biz de yola çıkıyoruz. İnşallah teyzemize ait. İnşallah. Yani. Delil niteliği taşır. Çok önemli bir delil çıkacak ortaya. Çünkü eşyalar da evet, yok yani. Tabii. Hanımefendinin nerede üstü başı halısı kilimi nerede? Onlar ortada da yok. Hep diyoruz onlar bir yere atılmıştır diye. Beyefendi de Mustafa Deniz Bey de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüp hemen aradı. Tuğçe'yle yola çıktı değil mi? Ha, evet. O görüntüde o mu? Hadi bakalım. Ne kadarlık mesafedeler? Yarım saat var. Oh oh. İyi tamam bekleriz. Neyse ne işimiz var ki? Saat 11. Yok yetişir program dahilinde evet, evet. Yetişir. Yani eğer kızları falan görürlerse siz tanırsınız annenizin herhalde içine giydiği. Kıyafetini biliriz ama hocam şey bir de halı yok ya halıyı da tanırız. Yani hani bak şu kurdelenin aynı o rengine mordu bak. O kurdele gibiydi halının zemini. Tam mor renginden evet, bahsediyorsunuz. Evet, evet bak aynı o kurdele gibiydi evet. Halının rengi. Dur bakalım neler zemin çıkacak. Olarak. Dur, neler çıkacak. Aslında Mustafa Deniz Bey gerçekten diğer izleyicilerimize de örnek. Şimdi herkes tarlasına, bağına, evet. Bahçesine gidince bakacak tabii. Hani ne yandı, ne yakıldı. Tam şimdi tarla bağ mevsimi. Bağ bahçe mevsimi inşallah oralardan güzel haberler gelecek. Bir görüntü İnşallah. Daha geldi. Ankara'dan geldi o görüntü. O görüntüyü ekrana vermeyeceğim. Buraya stüdyoya vereceğim. Dün Ankara'dan bir kuyumcu gönderdi bu görüntüyü. Genç bir çocuk gelmiş. 8-10 tane altın satmak istemiş. Altınları göstermiş. Sonradan da böyle çok da tedirginmiş. Sonra satmaktan vazgeçip toplayıp gitmiş. Kuyumcu da bize gönderdi. Dedi ki acaba aile bu ekrandaki genci tanıyor olabilir mi? Ekrana vermeyeceğim. Burada verelim bakın. Gelen kişi yani seyircilerimizden çok özür diliyorum. Çünkü... Hani konuyla alakası yoksa kimseyi işaret etmeyi arzu etmediğim için. Ama sizin köyden, akrabadan tanıdığınız falan. Bakın ipe dizili altınlar. Vallahi ip çok önemli. Evet bak kurdeleye dizili. Evet, o ip çok önemli. İp ama ne renk? İpin tam şey kurdelenin ne, rengi ne renkmiş? Kuyumcuyu da aslında bir telefona bağlayabilir miyiz? Evet. Boynuna takmıştı ya bir fotoğrafında. Evet. Şeker teyze. O kırmızıydı. Sonraki önceki maviydi herhalde. Zaman zaman ipi değiştiriyordu anladığım kadarıyla anneniz. Yalnız bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çalı, bu şey çok büyük bir ihtimalle çalıntı eşya. Altınlar. Bence kuyumcu da zaten ondan şüpheleniyor evet. İşte. Kuyumcular bilir. Hani Şeker teyzenin olmaya da bilir ama... Ahmet kaç altın var orada? Muhtemelen şimdi, çalıntı. Efendim ekrandaki nitelikte. İzleyicilerimiz için şunu söyleyeyim. Bir kurdeleye bağlı yan yana bunlar lira. Herhalde öyle olur yani. Küçük altın olsa şey olmaz. Aslında kuyumcumuz eğer bağlanırsa ondan tam net de öğrenebiliriz. Kaç taneymiş acaba? Bir çocuk tanıdığım. Siz 10 tane olduğuna emin misiniz teyzenin? 10 değil, 7 altın olması lazım. 10 yani. Değil, 7 mi kaldı diyorsun? 3, 4, 5... Bu 7 fark, olması lazım. 1, 2, 3, 8 4, 5, sen. 6, 7, 8. Biraz şu hareketli verin bir kere daha başta. Arkadaşlar biz de bir görelim. Şöyle bir tuttuğu bir şey var. Gösterdiği. Şöyle kaldırıyor. Biraz daha başta. Biraz daha başta, başta, başta. Heh. Bak şimdi geliyor. Efendim ekrandaki izleyicilerimiz için bu kişiyi tanıyor musunuz? Ona bakın siz asıl. Hani hiç seçemiyorum. Şöyle tutuyor ve seriyor. Seçebiliyor musun? Ben seçilmiyor ki tam net olarak. Ama tanırsınız halinden, hareketinden bir akraba, bir komşuysa bilirsiniz. Vallahi Şeker Hanım'ın boynundaki o altınların dizili olduğu şeyi hatırlarsanız. Evet. İpi maviydi hocam.
İpinde değilim ben. Hatırlarsanız. İpi değişir. Çünkü siz buraya geldiğinizden beri ipi mavi dediniz. Evet. Yani onları söylemiyorum. Celal Bey. Kuyumcu. Celal Bey günaydın efendim. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum size öncelikle ilginiz için. Rica ederim. Celal Bey, kaç tane altından bahsediyoruz? Ya şimdi benim kamerada gördüğüm altınların sayısı o küçük olanlar 10 veya 11. Ama ortada sanki bizim kamerada gördüğümüz kadarıyla büyük bir altın gözüküyor. Hmm. Size gelen çeyrek altın mı? Yarım mı? Biz fırıncı tabiriyle teknik duruyor diyoruz. Kremse yarısı yani. Yani bizim vatandaşın anlayacağı gibi çeyrek mi, yarım mı, tam mı? Tam diyelim, tam. Tamsa normal yani cumhuriyet altını. Ziynet, dizildiğine göre ziynet. Evet. Aynen, ziynet altını diye geçiyor. Tamam. Ziynet altını ama diyorsunuz ki ortada bir tane de büyük var. Büyük var, evet. Bu televizyonda gördüğüm kadarıyla bayanın boynundakinde büyük altın yok. Yoktu, evet. Evet. Yok. Büyük yok. Evet. Ama büyük alır koyar da ailesinin haberi olmaz. Yani ben de şimdi evimdeki her altını da çocuklarıma bildirecek halim de yok yani. Evet. Yok yani yok. Şey kesin aldığını her şeyini söyler. Kesinlikle, hiçbir kesinlikle. Şey gizlemez yani hiçbir şey gizlemez hiçbir şeyini saklamaz. Yani. Her hayatım gizlisi saklısı değil. Herkesin kenarında bir kefen parası olur yani. Herkes de her şeyini ortaya sermek zorunda değil yani. Ya 10 lira olur, 20 lira olur. O saklamak şey değil ki yani. Değil ama o insanın kefen parasıdır. Peki sonra satmaktan vaz mı geçti Celal Bey? Araba alacağım dedi. Ben biraz şüphelendim, sordum. Ne yapacaksın, niyetin ne dedim. Heh. Araba alacağını söyledi. Teşekkür etti, çekti gitti. Niye satmadı peki? İşte fiyat herhalde öğrenmeye çalıştı. Benim anladığım kadarıyla biraz ben şüphelendim artık altınlardan. Sordum adama, dedim ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır dedim falan. Niyetim ne dedim. O da dedi ki araba alacağım. Bir de o fiyatlarını öğrenmek için sordum falan dedi. Ondan sonra çekti gitti. Siz niye şüphelendiniz? Hani bir kuyumcu şeyi vardır ben onu bilirim. Yani size şüpheli ne geldi? Ya biraz tedirginlik vardı. Biraz heyecan vardı adamda. Ben de biraz yaşı da ufak olunca yaşı ufak olanlardan genelde almıyoruz biz. O yüzden dolayı biraz şüphelendim açıkçası. Onun için sordum. Kurdelenin rengini hatırlıyor musunuz? Yani tam hatırlamıyorum ama kameradan gördüğüm kadarıyla beyaz renk. Beyaz, biz pek beyaz gibi beyaz, beyaz böyle böyle nasıl söyleyeyim halata böyle sarılmış gibi bir şeydi ya. He, kurdele değildi. Ya kurdele değildi ya. O ablamın boynundaki kurdele ama... Onu belki değiştirmiş de olabilir sonradan. Tabii canım değiştirmiş. Doğru yani, söylüyorsunuz yani. Ama işte o büyük yok be şehir teyzede. Fakat satan kişi çok tedirgin dediğiniz gibi. Evet. Yani çok Arif tedirgin. Hocam da görür görmez dedi ki kuvvetle muhtemel bu dedi bir çalıntı parası dedi. Evet çok tedirgin hocam baksanıza elini ayağına falan böyle çok şey. Sağa sola bakıyor geriye bakıyor. Bir de işte ben onu sormak istedim. Kuyumcu Bey diyor ki gençti. Hani gençler tabii bu altınları getirmezler. Tabii, evet. Genellikle daha hanımlar falan bu işlerle uğraşır. O yüzden şüphelendim. Bu yaşta gibi genç. Nerede altın yatırımı yapar? Yatırım gibi değil. Çok zordur yani böyle biriktirmek. Gençler tarafından bunu biriktirmek zordur. Ya karısının ya nişanlısının bir şekilde altın alırsa da... daha çok hanımların işi. Ya bir de bir erkek biriktirse de böyle hanımların bir ipe dizeceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Aynen yani öyle. İpe dizme yani. Eylemi daha çok kadınların yaptığı bir alışkanlık, bir eylem. Sekizli on arası diyor. Kaç altın olduğunu hatırlamıyormuş herhalde. Ama burada demin olarak. Şeker teyzenin üstünde de sanki 7'den fazla altın var ya, gibi çok sadece. Önceden, o önceki. O önceki gibi. Sonra sattı mı? Evet. Evet. Onlar yarım altın. Yarım mı? Tam mı? Peki biz bu görüntüleri de o zaman... Tam altın. Hamitler var ya hocam. Hamit var. Celal Bey ben teşekkür ediyorum. Ben bu görüntüleri jandarma komutanına da yer gönderirsek... Şimdi onların da hani konuştuğu şüpheli olabilecek kimler var görüyorlar. Siz benzetemediniz kimseye öyle mi? Yok benzemedik. Benzetemedik. Ben çok teşekkür ediyorum Celal Bey. Çünkü Allah Celal Bey Allah razı olsun. Çünkü bu altınlar da bir şekilde elden çıkarıldı.
Yani tek tek kuyumcuda gezecek hali yok birinin. Daha çok risk alacak hali yok. Evet. Ama Celal Bey çok haklı şüphelenmekte. Böyle ben de hiç bu yaşlarda, çünkü genç birisi bu belli, en fazla olsun 30'lu yaşlarda tabii, birisi. Nerede dizecek de ipi altında, bu kadar altında getirecek kuyumcuya yani. Yok canım. Çok oradan da yakın, hani gelip bizim burada da bozdurabilirler diye şüphelenerek gelmiş. Keşke herkes Celal Bey gibi böyle şüphelense ve bu görüntüleri bizimle paylaşsa. Çok teşekkür ederim Sinan Aziz'e. Allah işini gücünü rast getirsin inşallah. Allah razı olsun inşallah. Peki ekibimizle yol kenarında bulunan kıyafetlerle ilgili görüntüleri ekrana getirmek için yoldalar. İnşallah yani o gün arama çalışması yapılırken de valla Allah gönlümü biliyor. Allah'ım dedim ya, ne olur bulunsun. Yani belli yok ortadan. İnsanın evet, söylemesi zor oluyor evet, ama Allah'ım inşallah bulunsun. Allah'ım inşallah hani o kıyafetler de Şeker teyzeye ait çıksın ki onun üzerindeki deliller vesaire zaten, her yani şey işimize. Ondan sonra arka arkaya çorap söküğü gibi Allah gelir. Evet. Peki efendim, şimdi hep İsa Bey, İsa Bey dedik ya. İsa Bey'in oğluyla konuştuk. Dediğim gibi üzerinde konuşulacak bir röportaj. Hazır herhalde arkadaşlar ekleme yapıyorlardı falan, o yüzden zaten bekledik. Hangi oğlu? Ümit Bey. Peki Ümit Bey'i bir izleyelim. Neyi var seninle paylaşırdın? O mu? Cezet. O mu? Ama cezet o. Cezet ama o mu? Bir cenaze. Ama insan ölçü. Annemi geri gelmezdim diyorum. Ben Şeker Hanım'ı değil, Şeker Hanım'ın oğlunu bile tanımıyordum. Ben o köye gitmeyeli de 5 sene vardır. Ya ben oraya nasıl gitmişim de, ben Şeker Hanım'ın evine oturmuşuz işte çay içmişim sohbet. Ben Şeker Hanım'ı hayatımda ilk defa kendisini televizyonda gördüm. Ben kime ne yapmışım da benim üstüme geliyor. Herkes borçtan basıyor değil mi? Çoğunun borcunu vermişimdir yalandan. Yani 1'e 2 katar. Bu alacak işiyle hırsızlık işi ayrı iş bak. İşte çek tahsilat yaptılar diyor, işte şunu yaptılar diyor. Çek tahsilat işiyle hırsızlık işi başka bir konu. Bizim işimiz başka bir konu. Biz çek tahsilat işi de yapmıyoruz. Ha kimsenin girip de malını mulunu alıp da cezaevine girmedim. Araştırılsın yani. Ben cezaevinde hırsızlıktan yatmadım. Kaç yıl yattınız? Toplasanız 13-14 sene vardır. Darp da var, işte yaralama da var. Daha önceden uyuşturucudan da yattım. Benim bir de daha önceki dövdüğüm insanlar, köyde tartıştığım insanlar beni bu şekilde mimlemek istiyorlar. Bu konuyla ilgili ben köyden Neşet'i aradım. Doğrudur. Ne dediniz? Evet. Benim kişilimle oynamayın, sizin kişinizle oynarım. Neşet Bey ve Hasan Bey ile aranızda geçen hayvan olayını bir size anlatır mısınız? Neşet Köseoğlu ve Hasan... Soy ismedini bilmediğim bir şahıs. Bana malımı satıyorum dedi. O zaman ben hayvancılık yapıyordum. Besicilik yapıyorduk bizim. Ne kadar borcunuz vardı onlara? Kimseye borcum yoktu. Ben borcumu ödedim ben onu. O an aldığınız an yok, parayı verdiniz mi? Yok o an vermedim. Bak sonradan benim kavime geldi. İşte ben aşağı ineceğim, bana biraz para lazım. Bana para vermişti. Tuttum verdim. Orada olan adamlar, hani kumar oynamayanlar var ya. Alay kumarbazdır. Neşet'i de kumarbazdır. Hasan'ı da kumarbazdır. O Cevdet. O televizyonda şu an sabahlara kadar kahvemde kumar oynadılar. Ben oynattım. Şey, Neşet denen şahıs. Fındık satıp geldi kahvede kumar oynadığı zamanı biliyorum onu. Televizyona çıkan bugünkü şahıs. Evimi almışım ben, onu dağa kaldırmışım. Benim evime kadar gülün. Hem ben sana borçluyum hem seni dağa mı kaldıracağım? Peki siz olayın olduğu gün? Samsun'daydım. Köyler arasında şöyle de bir konuşmalar geçiyor. Olay günü İsa Bey ve çocukları evet, orada yemek yedi diyorlar. Yemek neredeymişiz işte? Bana bak Şeker, şimdi. Şeker Hanım'ın evinin önünde tamam, yemek yedi. Tamam hadi yedik diyelim. Bunu gören var da o zaman. Desin o zaman, çıksın desin. Boncuk Cemal'i ve çocuklarını tanıyor musunuz? Ben hayatımda tanımam. Bıyıklı bir adam gördüm televizyonda. Ne çocuğunu tanırım, ne kendisini tanırım, ne evini bilirim, ne ailesini tanırım. Hıdır Ales Şenliği'nde de, bu Hıdır Ales'de evet, bir kavga yaşamışsınız. Benim kardeşim orada birine et söylüyor. 60 milyon para veriyor. Kardeşime 2 tane kemik gidiyor, 3 tane bilemediniz. Kardeşim de buna sinirliyor, giriyor orada kavga ediyor. Tamam dövdük, tokatladı yani. Kardeşimi tokatladı derken 2 tokat attık yani evladı olarak. Yani tartışma bile olmadık. Ben kaldırdım kardeşime, bindirdim araba, yolladım gitti. Kardeşim başka sebeple yok, bizim etle metle bir şeyimiz yok yani, alakamız yok yani. Heh, eliniz sizin sargılı ya. Evet. Elinizin sargısı için de hayvan hırsızlığı sırasında bak, eliniz yaralanmış deniliyor. Yok. Ben bu olayı ayın 9'unda biri benim koluma bana şaka yaparak konuştu. Şakayı hoşlanmıyorum diyerek ben 3-4 tane vurdum. Dişi parmağıma geliyor, işaret parmağım kırılıyor. Aradan birkaç gün geçiyor, parmak şişiyor, morarıyor, ondan sonra hastaneye gidiyorsunuz deniliyor. Herkesin düşüncesine saygım var da bu üç düşünceye saygım yok. Ben dolu düşünceye saygım var. Peki sizin araçlarınız neler? Hani babanızın, sizin ve erkek kardeşiniz 3 kişisiniz değil mi? 3 erkek. Evet, üçümüzün de aracı vardır. Kardeşimin aracı 96 model bir tane taksi, beyaz. 94 model benim Transit kırmızı, açık kasa. Babamın arabası da kırmızı minibüs. Babanızın minibüsünün arka koltukları sökük mü? Sökük. Onun için de şöyle söylüyorlar. Evet. Yine hayvan alırken birilerinden, parasız hayvan alırken o minibüse konuluyormuş. O evet, minibüsle hayvanlar
götürülüyormuş. Tamam, o zaman onu söyleyenler benim suç ortağım. Beraber yaptık onlarla hep beraber. Öyle oluyor da o zaman. Babanız İsa Bey zamanında bazı suçlara karışmış. Doğrudur. Bu suçlar organize çete olarak. Evet, doğrudur. Söyleniliyor. Ney bu suç? Bir de siz anlatır mısınız? Zamanında benim babamı silah hastalığı olduğu için yanında arkadaşının birine tabanca verdiği için hiçbir haberi yokken sadece onlarla telefon trafiğine girdiği için bunu çete suçundan aldılar. Yani babamla herhangi bir alakası bile yok. Size bir gazete haberi göstereceğim. Tamam, babamlarla bir, evet, var ilgisi. Burada gazetede bahsedilen olay ne? Şantaj yazıyor. İş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını çekip parasızdıran çete yakalandı. İşte, kaç tane iş adamı almışlar, kaçırmışlar. Bu olay ne biliyor musun? Alacak verecek olay hanımefendi. Sadece benim bildiğim bu. Babanızın hapse girdiği olay mı bu? Evet. Peki sizce Şeker Köseoğlu'na ne olmuş olabilir? Kim ne yapmış olabilir? Kimse tanımadığı insanı öldürmez. Kimse bilmediği insanın evine gidip de, anladın mı, oturup çay içmez. Benim ne alakam var da gideceğim orada çay içeceğim. Tanımadığım insan. Bana ne diye çay verecek bir insan? Bir, hırsızlık yapan insan, eğer gerçek hırsızsa bu adam, onu da söyleyeyim size. Hırsızdan hırsızla fark var. Hiçbir hırsız arkasına dönüp önünü temizler mi? Ben abone yaptım da beni işte bulmasınlar yaparım mı? Yani bu, yani bu ne kadar çok şey, dik kafalı bir hırsızmış ki, çok böyle dik adammış ki kimse demek ki galeye almıyormuş. Bu insan buraya girmiş, çıkmış, temizlemiş. Ben bunu televizyonda izliyorum, görüyorum. Altınları da eline koyduğu gibi alıyor. Evet, bak altınlar, tabancayı alıyor. Ya bak şimdi bir tabancanın yerini bulmak kolay mı o kadar? Bir altını, hadi altını buldum deriz. Boğazında buldum bu altını. Dolaptaki altınları da buluyor ya. İşte ya onu bilmiyorum bak, onu duymadım bak. O tabancanın yerini, asıldığı yerini nereden bileceksin? Bir de çok bağıran çağıran insan var hani, yerlere yatan insan. Ben çok korkarım. Çok korkarım be. Hani üzülürüm. Çok bağırmak da çok çağırmak. Benim annem ölecek, ben üzülmeyeceğim. O kadar ağlamayacağım, sızlamayacağım, yatmayacağım yerlere. Ya akrabalık nerede kaldı ya? Eskiden de bu akrabalık işleri. Nerede kanı? Akrabalık gösterin şimdi bana. Ya basit mi bu kadar, yıkacak, kendini yerlere atacak. İki dakika bakacağım, bulacağım orada. Bayıldım, çayıldım, ağladım, sızladım. Ben öyle işlere de yok. Ya sen oradan dürbünle orayı nasıl görüyorsun ya? Ben seni göremem ben şimdi oradan. Ya şimdi buradan ben avuk avaklı, avdüre zor görüyorum. Oradan bakacağım, edeceğim, onu nasıl göreceğim ama şimdi yani. Aa öyle ya, insan ölüsü. Ne ölüsü, insan ölüsü. Oğlum orada başka ölü yok zaten, bir insan ölüsü var. Orada bir gariban ölüsü var zaten. Abin ölmüş. La oğlum herkesin abisi ölüyor. Benim de abim öldü. Ya benim de abim öldü. Kararmana morarmana gerek yok. Bir de yerleri, bu ya toprakları niye yalıyorsun? Toprak o kadar, orada yeğenlere var, kız kardeşi var, yalanmıyor da. Sen niye toprakları yatıp da yalıyorsun böyle, yatıyorsun. Sırtını yerlere vuruyorsun böyle dağlara taşlara. İşi milletin üstüne yıkmaya çalışmasın kimse. Dediğim gibi İsa Bey'in röportajı oldukça tartışılacak bir röportaj aslında. Evet. Öncelikle biliyorsunuz İsa Bey ve oğullarının, daha doğrusu İsa Bey'in o gün cinayetin işlendiği gün Şeker Hanım'ın evine gittiği ve orada bir şeyler yediği iddia edilmişti. Şimdi dediğim gibi İsa Bey ve oğullarından korkuyor halk. Şimdi burası gerçek. Hani korkmalarına gerek vardır yoktur, ben onu bilmem. Ben şimdi olanı söylüyorum. Evet. Diyebilirler ki bizden niye korkuyorlar? Ben bilmem kardeşim, ama korkuyorlar mı? Korkuyorlar. Muhtemelen. Yani. Dışarıdan duydum duyumlar. Ben de tanımam kendisini. Hiç görmemiştim. Korkuyor insanlar. Şimdi bu bir gerçek. O yüzden de herkes diyor ki işte hani duydum, görmedim ama duydum ama söylediler. Şimdi İsa Bey de diyor ki ben hiç tanımam Şeker teyzeyi falan diyor. Şimdi ben de onun orasını bilmiyorum. Yani tanısa, ben tanısam veya annem tanıdı diye ben şimdi annemin yerine bir şey söyleme şansım yok. Çünkü biz buradayız, annem köyde. Yani mutlaka birilerine uğramıştır gibi düşünüyorum. Yani mutlaka. Öyle düşünüyorum kendimce. Zaten bir kere yani geldiyse, tanısına, bir sefer Emine gelse, Hanım, bir mahallede bir arkadaşıyla gelse. Yani siz de aylarca gidiyorsunuz orada kalıyorsunuz. Zaten ikinci defa kendi gelse annem ona kapısını da açar, yemeğini de verir. Hayır ama yine siz de bilirsiniz gittiğiniz zaman geldiler mi, gelmediler mi? Yok, o şansları tanımıyor zaten de. Şimdi bizim koyumuzda Neşet'i tanıyor, Hazmi'yi tanıyor, alışveriş ediyor. İlla ki kaynamada tanıması gerekir yani. Uzak bir araları çok da uzak bir değil. Ben hiç tanımıyorum diyor. Evet. Röportajın başına bizim gidersek aslında bir durdurup bir izleyelim. Yanım, zaten teyzemi tanımayan yoktur o civarlarda. Yani bizim köyde o civarlarda yoktur yani. Şimdi bakın en başından tanır. Bir durdurarak böyle bir izleyelim istedim. Otursun köy yakın. Tanıdıkları çok önemli yoktur. Bir taş şey söylüyor ya. Demesi yani, bence çok önemli sanki yalan. Bakın bir başlayalım. Bakın çok önemli. Şeker Hanım'ı değil,
Şeker Hanım'ın oğlunu bile tanımıyordum. Ben o köye gitmeli de 5 sene vardır. Ya ben oraya nasıl gitmişim de ben Şeker Hanım'ın evine oturmuşuz işte çay içmişim sohbet. Ben Şeker Hanım'ı hayatımda ilk defa kendisini televizyonda gördüm. Ben kime ne yapmışım da benim üstüme geliyor. Herkes borçtan başlıyor değil mi? Çoğunun borcunu... Ya bu diyor ki ben 5 senedir o köye de gitmedim. Onu da tanımam. Fotoğrafını da ekranda gördüm ilk oradan diyor. Bunu gören bir arkadaş çıksın bağlasın. İşte tabii. Şimdi zaten tabii. Aslında biz yani bu programı o yüzden yapıyoruz. Cumartesi günü köydeymiş. Diriler günü gelmiş. Bir şeyler söylemiş gitmiş. Arkadaşlarımız söyledi. Engin siz de biliyorsunuz. Engin Çağran o değil miydi? Röportajda da söylediler. İşte cumartesi günü gelmiş de oğulları diyor kavga mavga ettiğini söylemiş. 5 senedir gelmedim demiş diyor söylüyor. Kanada'da. Belki bundan önce gelen var. Geldiği de vardır ama gören birileri varsa lütfen söylesin ya. Korkmasın kimse. Ben 5 senedir gelmiyorum. Eğer gören varsa bağlanır söyler tabii. Hani geldi. Ama demedi mi Hederilez günü geldim diye? Hederilez günü geldim demedi mi? Hederilez sizin köyde mi yapılıyor? Evet bizim mahallemiz evimizin yanı. Bizim evimize çok yakın. Biz değilim. Siz de arada durdunuz. Değil mi? Çoğunun borcunu vermişimdir yalandan. Yani 1'e 2 katar. Bu alacak işiyle hırsızlık işi ayrı iş. Bak işte çek tahsilat yaptılar diyor. İşte şunu yaptılar diyor. Çek tahsilat işiyle hırsızlık işi başka bir konu. Bizim işimiz başka bir konu. Biz çek tahsilat işi de yapmıyoruz. Ha kimsenin girip de malını mulunu alıp da cezaevine girmedim. Araştırılsın yani. Ben cezaevinde hırsızlıktan yatmadım. Kaç yıl yattınız? Toplasanız 13-14 sene vardır. Darp da var. İşte yaralama da var. Daha önceden uyuşturucudan da yattım. Benim bir de daha önceki dövdüğüm. Şimdi aslında ben şunu anladım. Ümit Bey'in hani siz de daha evvel bunu konuşmuştuk ya daha telefonda da konuşurken. Şimdi Ümit Bey'in siz burada yoktu üzerinde bir suç skalası var. Ve hani o suç skalası içinde hırsızlık çok adi bir suç. Zaten evet. Öyle ama ben onun zihniyetinden söylüyorum. Evet. Diyor ki benim yaptığım işler falan hani ben de öyle hırsızlık yapmam diyor yani. Benim işim diyor çek senet vesaire. Hani onu da yapmıyorum ama diyor yani. Ceza yediği için bunlardan. Hukuki tabiriyle ve yani piyasadaki bu işi yapanların kullandığı tabirle işte çek senet tahsilat işi. Tek kelimeyle tahsilatla toplanıyor. Ben diyor tahsilat işi yapıyorum. Yani onu da yapmıyorum ama diyor yani hani benim adımın karıştığı işler yani bu bunlar. Ama sizin bahsettiğiniz hayvan hırsızlığıyla benim ilgim olamaz. Evet. Yani dediğim gibi mesela hani kendince oluşturduğu skala... rahat rahat söylüyor. O bir suç değil. Yani göre. O kendine göre işte onu yapıyorum ama öbürünü yapmıyorum. Şimdi bazı insanlar böyledir. Öbür bir herhangi bir suçu çok adi bir olay olarak kabul eder. Kendi yaptığını ben bunu yapıyorum der. Boynunu büker ayrı konu. Şimdi aslında burada ben bunu yapıyorum... dediği suçlar boynunu hani bükerek ya da o suçları küçümseyerek söylediği suçlar değil. Kanıtlanmış ve bu nedenle cezaevine girmiş olduğu suçlar. İşte onu şimdi o nedenle yani mecburen kabullenmek zorunda yok. Olduğu suçlar. Yani güç, hayır suçum... şimdi bize göre ben bunu anlatamadım. Şimdi yanlış da anlaşılmak istemiyorum. Tabii ki bize göre suçun büyüğü küçüğü yok ama. Evet. Beyefendiye göre bence var. Ona göre var işte. Ben adam öldürmem diyor mesela. Yani siz öyle yani ona göre bir takım suçlar daha ehvenle ehven şer arasındaki bir değişiklik. Yani ona göre var ya onda bir skala var yani. Benim yaptığım yani yüz kızartıcı bir suç değil demek istiyor kendine göre. Ama bir takım suçlar var ki yüz kızartıcı suç olarak kabul ediyor. Yani mesela hırsızlık diyor yüz kızartıcı bir suçtur. Veya, ama çek senet tahsilatı. Yok ben o tahsilatı alıyorum. Hak işte elimdeki senedin tahsilini yapıyorum. Bana göre yüz kızartıcı bir tarafı yok diye kabul ediyor. O öyle kabul ediyor. Onun yorumu öyle. Geldi. Yani onun yorumuna bizim yönümüzden cezai yönden kanun yönünden kendine bütün suçlar ilan etmiş oluyor. Yani kendi yorumu bence o. O yüzden zaten yani, Ümit Bey'in bence bu kadar bu olaylara kızgın olmasının sebebi yine tırnak içinde söylüyorum kendince yüz kızartıcı bir suça adının karışmamış olmasını kendine göre bir üstünlük kabul ediyor. Yani ya diyor ki beni de bu işe karıştırmayın kardeşim evet. Ben buna sinirleniyorum diyor. Ben o pis işlere benim isim karışmaz diyor mesela yani. Evet. Ama işte az önce dediğim gibi hani en kibar bir şekilde hani nasıl bir insana hayvanları aldığı soruları arkadaşımız çok güzel sormuş. Tebrik ediyorum kendisini ama onunla ilgili de iddialar var. İşte onlarla ilgili de diyor ki ben onlara parasını ödedim. Size de bunu söylüyorum ki arada şeyiniz varsa hani siz de durdurabilirsiniz. Buyurun. Daha önceki dövdüğüm insanlar, köyde tartıştığım insanlar beni bu şekilde mimlemek istiyorlar. Bu konuyla ilgili ben köyden Neşet'i aradım. Doğrudur. Ne dediniz? Evet.
Benim kişilimle oynamayın, sizin kişinizle oynarım. Neşet Bey ve Hasan Bey ile aranızda geçen hayvan olayını bir size anlatır mısınız? Neşet Köseoğlu ve Hasan soy ismini bilmediğim bir şahıs. Bana malımı satıyorum dedi. O zaman ben hayvancılık yapıyordum, besicilik yapıyorduk bizim. Ne kadar borcunuz vardı onlara? Kimseye borcum yoktu. Ben borcumu ödedim ben ona. O an aldığınız an parayı verdiniz mi? Yok, o an vermedim. Bak sonradan benim kavrime geldi. İşte ben aşağı ineceğim, bana biraz para lazım. Bana para verir misin? Tuttum verdim. Orada olan adamlar, hani kumar oynamayanlar var ya. Alay kumarbazdır. Neşet'i de kumarbazdır. Hasan'ı da kumarbazdır. O Cevdet. O televizyonda şu an. Sabahlara kadar kahvemde kumar oynadılar. Ben oynattım. Şey, Neşet denen şahıs. Fındık satıp geldi kahvede kumar oynadığı zamanı biliyorum onu. Televizyona çıkan bugünkü şahıs. Evimi almışım, ben onu dağa kaldırmışım. Benim evime kadar gülün. Hem ben sana borçluyum, hem seni dağa mı kaldıracağım? Peki siz olayın... Burada tabii size de söz hakkı. Çünkü ben de diyor sabahlara kadar kumar oynuyordu. Ne diyor kumar? Ben onun kahvesinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ben kumar oynadım. Oynuyorum ama herkes biliyor onu. Köylüm. Ama benim kahvemde oynuyor dediğinize göre sizin de tanımanız lazım bu adamı. Ben ismini duydum ama ta önceleri tanımıyorum ya. Ben... Ama hayatım kahvesi olan sanki... Ben yani biz de bu programda ben bazen ben şaşıyorum konuşulanlara. Ben... Yani kahve dediğimiz şey ne? Hepimiz gidiyoruz. Kahveci de başında olur. Evet. Yani gidip benim... de orada sabaha kadar oturup da ben kahveciyi tanımıyorum diye. Benim devamlı oynadığım kahve salı pazarında. Ve ismini de verebilirim. Ergen Şahin diye bir kıratanı. Tamam ama adam da diyor ki bende de oynadı sabaha kadar. Bir ben, de orada kaç kahve olacak? Ben 10 seneden beri, 8 seneden beri bunu adamı hiç görmedim, tanımıyorum bile. İsmini duydum öyle şahıslardan işte. Başka vallahi bilmiyorum. Ben bilsem söylerim yani. Ama Ergen Şahin devamlı kahveye takılıyorum. Ve arayabilirsiniz, telefonu da var bende. Yani oynuyorum ben, kumar oynuyorum. Oynamıyorum değil mi? Şimdi o kahveye daha sık gidiyor olabilirsiniz ama bu şahsın da kahvesine... Birkaç kere gitmiş olma olasılığınız ta var. Önceleri hiç hatırlamıyorum. 10 seneden önce ben bu adamı hiç görmedim. 10 seneden önce gördünüz mü? Ay işte hatırlamıyorum ki 10 sene. Ben sabaha ne gideyim unutuyorum ya. Bazen oluyor. Unuttuğunuza göre gitme olasılığınız var. Ben her zaman seviyorum. Ben insanların yaptıklarını tasvip etmesem de saygı duymak zorunda olduğumu düşünüyorum. Hayatımı da böyle yaşıyorum. Yani herkesin de kendi tavrına, sözüne saygı duymak zorundayız. Yani hayat böyle bir şey. Siz kumar da oynayabilirsiniz. Bizi hiç ilgilendirmez. Ama... Kumar borcu denen şey insanı suça sürükleyen bir şeydir. Benim, bunu kabul etmek lazım. Bunu sizin şahsınıza söylemiyorum ama öyle bir kere başladın mı ona o öyle 3 lirayla, 5 lirayla, 10 lirayla, 100 lirayla kalmıyor. İnsan kaybettikçe dün Rahim Bey'in dediği gibi yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yenildikçe oynuyorsun, yenildikçe oynuyorsun. E sonra o borcu da adamdan geri istiyorlar. Ayrıca borçlandığın tamam, kişi zaman ben kumar normal oynuyorum, kumar. Tüccar, esnaf değil yani sana ses çıkartmasın 2 ay sonra ödeyeyim diye. Kumarhanede kumarhane sahibinin açtığı kredinin belli bir sürede ödenmesi lazım. İkinci bir defa gittiğin zaman oyun oynayamazsın. O borcun ödenecek, ondan sonra oyun oturacaksın. E şimdi o zaman bir gitmedin, iki gitmedin, üçüncü gün adam seni telefonla arar. Telefona cevap vermezsen iki tane adamını senin kapına gönderir. Evet. Sen sabahleyin evden çıktığın zaman bakarsın köşede iki adam seni bekliyor. Evet. Yani bütün bunlar ona gelen şeyler. Sen adamları daha gördüğün zaman anlarsın ne olduğunu. Buyur ne istiyorsunuz? A seni çağırdı bir çay içmeye derler. O A dediği de biliyorsun kim. Evet. Gideceksin bir çay içmeye. Gittiğin zaman neyle karşılaşacağını biliyorsun. E o zaman adam kalkıp da senin izzeti nefsine dokunacak bir laf söylediği zaman tamam kardeşim bana iki gün müsaade et ben ödeyeceğim diyorsun. Evet. İşte o iki gün içerisinde seni kastetmiyorum. O parayı bir şekilde bulman lazım. Genel olarak. O iki gün içerisinde bir takım yanlış yollardan o paranın temin edilip o hesabın kapatılma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Evet. İşte o zaman hayatında hırsızlık yapmayan hırsızlık da yapıyor. Evet. Cinayet işlemeyen cinayet de işliyor. Gasp yapmayan gasp da suçunu da işliyor. O parayı bir an evvel götürüp verip tekrar ikinci gün sabahleyin veya vakitsiz evine karısına çoluk çocuğuna gelip onun yanında bir takım olaylara meydan verilmesin diye. Evet. Bu maalesef. Yoksa kim isterse isteyen istediği böyle şekilde parasını harcasın. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren boyutu işte o harcanan paranın ödenmesi yolunda ne yapıldı? Müge Hanım varsa öyle bir kumar borcum diye birisi çıksın söylesin bana kumar borcu var. Kumar borcu olan çıkmaz ki abi çıkıp da adam ben illegal kumar oynatıyorum diye kendisini ama ihbar edecek hali yok ben, yani. Ben kendimi savunuyorum. Ben kumar oynuyorum tamam ama ben öyle yok, estağfurullah da o zaman... Öyle bir şey yok zaten.
Ya yani ilahi. Sen hayır, seni kumar borcunu ortaya atmalarının sebebini anlatıyor Rami Bey. Çünkü ben olaya senin şansınla ilgili olmadığını da söyledim. Ben genel olarak yani bu alemden de birçok kişinin davalarına baktığım için bu gidişatları bilen bir insan olarak size tabloyu ortaya koydum. Biliyorum. Sağ ol hocam. Biliyorum hocam. Sağ ol. Yani siz hatırlamıyorsunuz İsa Ümit Bey'in kahvesini. Kahvesini hatırlamıyorum ben. Ama eskiden beri oynuyorum. Bunu herkes biliyor. Anladım. Annem babam da biliyor. Kardeşlerim de biliyor. Herkes biliyor. Ta eskiden beri oynuyorum. Şimdi alışkanlık. Dün siz öyle söylemediniz Cevdet Bey. Onun üzerine aradı Almanya'dan akrabanız falan. Evet. Amca falan ondan aradı. Onu Almanya'da. Almanya'da ne haberi var? Bir kere biliyor ama. Siz dün öyle söylemediniz ama. Siz mesela dün... Almanya, Amerika değilsen ilk önce dedin ki benim kumarla ilgim yok. Yok oynuyorum dedi. Ya bir dakika. Evet. Sonra dedi. Kardeşim. Oynamıyorum dedin. Sonra telefon bağlandı. Bunun üzerine evet ben arada bir okey yani oynarım dedin. Sağlığa zararlı olan bir sigara parasına oynuyorum dedi. Evet. Şimdi de insanlar sabaha kadar oynuyor. Hani evden şey yapıyorlar dediği için olay buralara geldi. Evet. Baştan kumar... öyle demediğiniz için yani. Şenol Bey dedim bir ara ben de oynamıyorum ama ufak tefek bir şey dedin galiba Şenol. Dedim. Oynadım. Oynarım oynadım. Dedin. Evet. Ha. Mesela... Sen de oynuyorsun. Hocam özür diliyorum. Sen de oynuyorsun umumiyetle. Okay. Okey. Okay. Evet. Var mı senin de bu okey ile ilgili bir canını sıkan durum, hiç karşılaştığın pozisyon? Yok hocam yok. Ben mesela senede bir kere memlekete gelirim. He. Giderken veya evime çıkarken denk gelir böyle sohbet arasında oturur oynarım. Ama o bir sefer oynarım yani öyle sürekli bağımlılığım yok. Hayır bir sefer oynarsın da yine borçlanırsın bir o borçla yok, ilgili hocam, sana yok. Biraz... Benim gelir. 3 milyar borcum var. 3 milyar borcum var. 3 bin lira mi? Yok yok. 3 bin lira. 3 milyar. Sen de hastam olduğu için... 3 milyar dediğin 3 bin lira. Bugünkü parayla 3 bin lira. Ya 3 milyar. Ya o da 2 milyarı kayınçıma, 1 milyarı da bacanağıma. Başka da borcum yok. O da hastam olduğu için aldım. Senin sıkıştıran rahatsız eden borcumla yok, yok. İlgili bir problemi hastam, yok. Hastam olduğu için onlardan aldım. Evet. Anladım. Peki devam edelim. Evet abi pardon. Siz olayın olduğu gün... Samsun'daydım. Köyler arasında şöyle de bir konuşmalar geçiyor. Olay günü İsa Bey ve çocukları orada yemek yedi diyorlar. Yemek neredeymişsin işte bana bak. Şeker Hanım'ın evinin önünde tamam, yemek yedim. Tamam hadi yedik diyelim. Bunu gören var da o zaman. Desin o zaman çıksın desin. Boncuk Cemal'i ve çocuklarını tanıyor musunuz? Ben hayatımda tanımam. Bıyıklı bir adam gördüm televizyonda. Ne çocuğunu tanırım. Ne kendisini tanırım, ne evini bilirim, ne ailesini tanırım. Hıdrellez şenliğinde de, bu Hıdrellez'de bir kavga yaşamışsınız. Benim kardeşim orada birine es söylüyor. 60 milyon para veriyor. Kardeşime 2 tane kemik gidiyor, 3 tane bilemediniz. Kardeşim de buna sinirleniyor, giriyor orada kavga ediyor. Tamam dövdük, tokatladı yani. Kardeşimi tokatladı derken 2 tokat attı yani evladı olarak. Yani tartışma bile olmadı. Ben kaldırdım kardeşime, bindirdim araba, yolladım gitti. Kardeşim başka sebeple yok, bizim etle bir şeyimiz yok yani, alakamız yok yani. Eliniz sizin sargılı ya. Evet. Elinizin sargısı için de hayvan hırsızlığı sırasında bak, eliniz yaralanmış deniliyor. Yok. Ben bu olayı ayın 9'unda biri benim koluma bana şaka yaparak konuştu. Şakayı hoşlanmıyorum diyerek ben 3-4 tane vurdum. Dişi parmağıma geliyor, işaret parmağım kırılıyor. Aradan birkaç gün geçiyor, parmak şişiyor, morarıyor, ondan sonra hastaneye gidiyorsunuz deniliyor. Herkesin düşüncesine saygım var da boş düşünceye saygım yok. Ben dolu düşünceye saygım var. Peki sizin araçlarınız neler? Hani babanızın, sizin ve erkek kardeşiniz 3 kişisiniz değil mi? 3 erkek. Evet, üçümüzün de aracı vardır. Kardeşimin aracı 96 model bir tane taksi, beyaz. 94 model benim transit kırmızı, açık kasa. Babamın arabası da kırmızı minibüs. Babanızın minibüsünün? Aslında hani kendisi söylüyor. Kırmızı minibüse deyince herkes hani İsa Bey'in de kırmızı minibüsü var dedi. Ve şöyle telefonlar geldi. Dediler ki bu minibüsün arkasındaki koltukları da sökülmüş. Bunlarla hayvan çalıyorlar. Şimdi bizim arkadaş da onu soruyor. Kibarca. Babanızın minibüsünün arka koltukları sökük mü? Sökük. Onun için de şöyle söylüyorlar. Evet. Yine hayvan alırken birilerinden, parasız hayvan alırken o minibüse konuluyormuş. O minibüsle hayvanlar götürülüyormuş. Tamam o zaman onu söyleyenler benim suç ortağım. Beraber yaptık onlarla hep beraber. Öyle oluyor da o zaman. Babanız İsa Bey zamanında bazı suçlara karışmış. Doğrudur. Bu suçlar organize çete olarak evet doğrudur. Söyleniliyor. Ney bu suç? Bir de siz anlatır mısınız? Zamanında benim babamı silah hastalığı olduğu için yanında arkadaşının birine tabanca verdiği için hiçbir haberi yokken yani sadece onlarla telefon trafiğine girdiği için bunu çete suçundan aldılar. Yani babamla herhangi bir alakası bile yok. Size bir gazete haberi göstereceğim. Tamam babamlarla bir, evet, var ilgisi. Burada gazetede bahsedilen olay ne? Şantaj yazıyor. İş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını çekip parasızdıran çete yakalandı. İşte, kaç tane iş adamı almışlar kaçırmışlar. Bu olay ne biliyor musun? Alacak verecek olay hanımefendi. Sadece benim bildiğim bu. Babanızın hapse girdiği olay mı bu? Evet.
Peki sizce Şeker Köseoğlu'na ne olmuş olabilir? Kim ne yapmış olabilir? Kimse tanımadığı insanı öldürmez. Kimse bilmediği insanın evine gidip de, anladın mı, oturup çay içmez. Benim ne alakam var da gideceğim orada çay içeceğim? Tanımadığım insan. Bana ne diye çay verecek bir insan? Bir, hırsızlık yapan insan, eğer gerçek hırsızsa bu adam, onu da söyleyeyim size. Hırsızdan hırsızla fark var. Hiçbir hırsız arkasına dönüp önünü temizler mi? Ben abone yaptım da beni işte bulmasınlar yapar mı? Yani bu, yani bu ne kadar çok şey, dik kafalı bir hırsızmış ki. Çok böyle dik adammış ki kimse demek ki gali almıyormuş. Bu insan buraya girmiş, çıkmış. Çok önemli aslında. Diyor ki bu, diyor yani ne kadar dik kafalı derken, yani ne kadar cesaretli bir hırsızmış ki. Geri dönüyor. Eve geliyor. Yani kapıya kadar kilitliyor yani. Bak ne kadar diyor cesaretli bir hırsızmış. Aslında burada ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Dikkat, o kadar dikkat çekmeyeceğine emin ki oraya gelen hırsız. O kadar süre orada kalmış. Burada çok doğru, evet, bir noktaya temas etti. Dik kafalı dedi o. Yani kendinden çok emin. Arabayı da görürlerse yani çok emin. Yani o şüphelenmeyecek kimse. Çok rahat bir hırsız. Devamı da çok enteresan. Silah meselesi çok enteresan bence. Bu insan buraya girmiş, çıkmış, temizlemiş. Ben bunu televizyonda izliyorum, görüyorum. Altınları da eline koyduğu gibi alıyor. Evet, bak altınları, tabancayı alıyor. Ya bak şimdi bir tabancanın yerini bulmak kolay mı o kadar? Bir altını, hadi altını buldum deriz. Boğazında buldum bu altını. Dolaptaki altınları da buluyor ya. İşte ya onu bilmiyorum bak, onu duymadım bak. O tabancanın yerini, asıl yerini nereden bileceksin? Bir de çok bağıran, çağıran insan var hani, yerlere yatan insan. Peki gerçekten nerede duruyordu bu tüfek? Silah mı? Tüfek. Silah tüfek. Mı tüfek mi? Tüfek de var, silah da var. İkisi de var. İki tüfek. Tane. Tabii tüfek. Tane. Yattığı odada asılı. O armanın tüfek. Yanında. Silah? Silah da o cemberin, tülbentin içinde, dolabın içinde. Annemin dolabın içinde, onun içinde maaş kartı. Bak maaş kartı. Şifresiyle beraber olmak şartıyla. İşte aldığı paraları. Ne bileyim oraya koyacağı... Yani bir tüfek, bir silah çalındı anne. Evet. Bir tanesi tek kırma. Yani silah, tek tüfek dediğimiz tek kırma. Eski. Böyle kırılıp içine bir tane fişek konup ateşlenen av silahı değil. İkisi de yok meydanda. Yok, yok hocam, yok. Silah da yok, tüfek de yok. Evet. Yok. Belki mümkün ki o silahın konduğu yere altınları da koyuyordur. Zaten çok sıcak olduğu zaman hocam. Muhafaza olarak. Boynunda rahatsız ettiği zaman çok sıcak olduğu zaman çıkartıp silahın yanına koyuyor. En kıymetli şey silah, altın, para. Hepsini, hepsi bir yere koymuş. Hepsini bir yere koymuş olabilir. Evet. Bunu bakalım. Gelen de bildiğine göre bilmesi lazım. Eliyle koymuş gibi gidip hepsini birden alır. Abi bakalım, şuraya asıyor zaten. Ama kendi silahıyla mı öldürüldü? Dolaba asıyor. Dolaba, tülbent içinde asıyor. Altını. Yani tüfeği. Evet, çok aramasına gerek yok. Tüfek yani duvarda. Adamın. Tüfek duvarda. Tüfek de o açık aleni. Silah sen söylemiştin. Tülbentin içinde. Tülbentin içerisinde. Ama altını da orada. O aranmaz mı? Nasıl aranmaz? Mesela yani onu da aramak lazım. Yani hiç böyle dolaba assan hiç aklıma gelmezdi benim. Yani genellikle biz kadınlar bir şeylerin arasına sokuşturmaya meraklıyız yani. Ya akla gelmez. Normali o. Dolayısıyla bunu bulmak çok kolay. Çok kolay. Eli dokunsa bir silah olduğu çıkacak ortaya ağırlığından. Hayır hayır, aramıyor ki. Direkt İçeri giren aramıyor. Ben de şunu söylüyorum. Evet, aramıyor. Çünkü ilk defa yöneldiği tülbente istediğini buluyor. Nereden ilk defa tülbente yöneldi? Gözünün önünde tülbent. Dolabın oraya gidene kadar nereden görecek dolabın ki? Dolabın içinde dolap zaten önden ışık. Başka dolaplar da var ama. Orada dolap, başka dolap da var. Ya şimdi tamam, başka dolaplarda olduğunu görüyorum. İlk açtığın dolapta karşına çıktı ve aldın gitti. Aman biz de burada ne kadar güzel. İlk açtığında dolapta buluyorsun her şeyi. İner inmez buluyorsun cenazeyi. Ondan sonra geliyorsun yani her şeyde bu Şeker teyzeye yani denk geldi. Vallahi ne güzel. Aranmadan ceset temiz bulunuyor. Cinayet tamam, güzel işleniyor. Altınları da buldun, güzel gitti. Harika yani. Hep de bu Şeker teyzeye mi denk gelecek? Aa, ben bu kadar tesadüfe inanmam. Ben hayatta bu kadar tesadüfe... Ya bir arardı. Yani içeri giren hırsız, bin tane bize hırsız görüntüsü geliyor WhatsApp ihbar hattında da. İlk yaptıkları hırsızların bu böyle dizilen yorganları aşağıya yıkmak. Evet. Altına konuldu diye. Aramaması, de görmedim. Aramaması bir tek şeyle izah edilir. Biliyor. O evin içini, dışını, her şeyini bilen birisi. Biliyor. Silahın da, altınların da, paranın da nerede olduğunu biliyorsa aramaya gerek yok.
El ele koymuş gibi gidip alır zaten. Tüfek şuradaydı. Tam şu asıl yerde. Bak şu armın gözü açıklıkta açıktaydı yani. Askıda. Tüfeği herkes bir sürü dolap var. Bak demin de orada bir tane dolap var. Yani İki dolap tane var. Dolap var evde. İki tane kaç dolap var ya? İki tane. İki tane dolap var o odada. Yattı odada dolap yok. Var yani. Yok yattı odada iki yok. İki tane dolap var. Aha, silahın şeylerin olduğu yerde iki tane var. Tüfek bu, burada takılı oluyor. Bu, sürekli bunu herkes görebilir. Ben bileli tüfeği görüyorum. Tüfek ortadadır. Yani buradaki dolaba da bakabilir. Buradaki dolabın kapağı açılmamış bile. Hiç ellememiş. Ha, yan taraf daha kapaklı. Yani hani o kahverengi dolabın kapağını hiç açmamış bile. Gitmiş direkt oradan almış. Ya da başına silah dayandı hani. Nereden de. Kendisi göstermiştir ama, zaten. Yani saklama biçimi. Yeri bir tek Şeker teyze biliyor. Saklama biçimi son derece basit. Tülbente sarıyor ve asıyor. Bence bir tek Şeker teyze bilmiyor. Hepsi biliyorlar. Herkes biliyor değil mi? Yani o olay göz önünde. Cember'in orada olduğunu mu? Hep biliyor canım. Hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor tabii. Yüzlük yok. Hiç yüzlük yok. Evde kaldığımız için biliyoruz. O evde kaldığımız için biliyoruz. Evde kaldığımız için, gidip yaşadığımız için her yanda hepsini biliyoruz. Yani bir saklayan bir kadın değil anladığım kadarıyla. Asla. Söyleyen bir kadın. Çocuklarından asla hiçbir şey saklamaz. Onunla daha önce iletişime geçmiş, onun bunu ifade etmiş olduğu herkes bunu biliyor. Ben de diyorum ki, evet bu son derece önemli bir bilgi. Anlatabildim mi? Fakat aksilik olsun diye söylemiyorum bunu. Bir ihtimaldir diye söylüyorum. Küçük de olsa ağzından bilgi alan bir yabancı da bunu yapabilir. Bulabilir. Bilgi Hanım dediği gibi. Bulabilir diyorsun. Evet. Evet. Tehdit ederek, silahı dayayarak söyletir. Dayadı demin silahı. Nerede? Yani. Söyle bakalım. Aman oğlum dedi. Tülbent oradaydı. İstediği kadar söylesin. Ama ben onu eğer birisini öldürmeye göze aldıysa kusura bakmasın gider o evde de sağa sola da gene bakınır yani. Ama bilirse sadece orada var. Onu alır tamam der. Amen. Ama Şeker teyze de çok rahat söyleyecek o bir kadın değil. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kadın, göre. Hiçbir kadın rahat söylemez. Ben annemi binlerce kere beni tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Hani nasıl etrafımı obsesyon derecesinde rahatsızlık verebileceğimi bu böyle konularda. Aramada, gitmede, yapmada, etmede. Ben 50 kere derim ki anne birisi kolundan işte çantanı çekerse bırak gitsin. Sen ya. Direnme. Onun bile yaptı. Çekti çantasını aldı geriye. Tabii. Bıraksana çantanı yani. Bir de Şeker teyzenin 7 altını. Bırakır mı teyze? 3 ay 7 değil onun 10. Bütün ömrünü. O çok eski. Eski ya da yeni. Eski o nedenle kolay eski kolay bırakmaz. Yeni. O en azı 10. O da mücadele etmiş. Evet. Öyle hiçbir kadın vermez elindeki. Ki yapısı yani da refleks hani olarak yapmıyorsun. Benim de geldi. Biliyorsunuz deniyor. Bir ara İstanbul'da kapkaç evet, çok fazlaydı. Evet, lütfen. Benim de başıma geldi. Yani çekince eğer sizin çantanızı birisi refleks olarak siz de geriye çekiyorsunuz. Yanlış. Son derece yanlış. Yapar mısın de. Hayır yapmam derim. Yani ama öyle bir götürsün. Anı yaşarsanız. Ama öyle bir anda birisi senin çantanı çektiği zaman farkına sen de refleks olarak. Şimdi çok özür diliyorum. Benim farkına varmadan istemeden maalesef bir kuvvet çekiyorsun. Denemesine tabii gidiyorsun. Erkek de seni çekti mi yerlerde evet, sürükleniyorsun. Yoksa hani gitsin lanet olsun ama. Maalesef. Yani. Maalesef. Evet. Şimdi bir dakikacık bir şey söyleyeceğim. Benim dediğimi de ihtimal olarak %1 de olsa bir tarafa hocam, not edin. Ne hocam senin ihtimalin? O olur. Asıl olan şeyi tesadüfen. İlk girdi vurdu onu ilk. Tamam onu da aldık. Peki verelim ara. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Ekibimiz bu eşyaların bulunduğu yere ulaştı. Şimdi oradan bize bağlanacaklar ya da görüntü gönderecekler. Bağlantıda problem yaşıyoruz çünkü. Ümit Bey telefon attığımız demiş. Ümit Bey günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Teşekkür ederim. Müge Hanım ben bir şey söylemek istiyorum size. Bu Cevdet Bey diyor ki ben diyor kanına diyor Ümit Bey'in kardeşine gelmedim. Hı. Benim kanına geldi kumar oynadı. Neşet Köseoğlu da bilir. Tanıl eski muhtarı bilir.
Yani orada çoğu bilir. Musa Köy'den şanslar. Geldi benim kahvemde sabahlara kadar kumar oynadı. Peki sizi tanıyor mu? Ben şahsını tanıyorum. Evet, kendisini tanıyorum. Yalan konuşuyor. Peki siz, o sizin kahvenizde oynarken sizi hiç görmedi mi? Efendim? Yani o sizin kahvenizde oynarken siz orada yok muydunuz? Sizi hiç görmemiş çünkü tanımıyor. Yalan konuşuyor Müge'nim. Benim kahve... Bak Müge'nim bak bunu Tanal'da herkes bilir. Tanal'da öbür kahveciler de bilir. Eski mutlar da bilir. Beni tanımayan yok Tanal Gönü'nde. Her taraf tanıyor beni. Ama ben senin kahvenin yerini bile bilmiyorum. Nereye açtın kahveyi? Ya yalan konuşma kardeşim bak değil mi? Sabahlara kadar kumar oynadın. Kahveyi nereye açtın ben bilmiyorum be. Nereye kahve açtın? Ya bana bak üçkağıtçılık yapma bak. Kahvenin ruhsatını göster. Nereye açmışsın? Üçkağıtçılık yapma bak. Ben sana bunu denir bak. Ben bunu denirlendireceğim. Benim vicdanım sağlam, alnı mı hak her zaman. Sen de çık meydana. Lan bırak ruhsatı. Benim kahvemin ruhsatı yoktu zaten. Nasıl kahve açtın ya ruhsatın yoktu? Ya nereden sen ne işten benim şey misin? Başamirim misin? Ya iftara atma sahaya sola. Bak Cevdet. Ben Müge Hanım'a güveniyorum ben. Cevdet bak dinle kardeşim az bir dinle boş konuşma. Cevdet bak geldin sabaha kadar kumar oynadın. Beşiktaş'a geldin. Kimle oynadın? Onlarla sıkıntımız var dedin. Ha. Ben size bir sıkıntı burada bir sıkıntı olmaz dedim. Ha. Bunu herkes biliyor. Musa Kör vardı Musa Körlerle oyun oynadın. Bak Cevdet sana bir şey diyeyim mi? Ha. Bak yalan. Yalan var ya çok kolay çıkar. Lan ne yalanın ne olay çıkacak ya? Ben senin kahvenle bilmiyorum. Ben oynadım kahveler belli. Ne zaman oynadın? Hangi tarihte? Ne zaman oynadın? Hangi tarihte oynadım? Söyle ben nereden? Bak diyor ki bana geldi bir sıkıntı var dedi diyor. Yani konuşmuşsunuz ama demek onun Ümit olduğunu bilmiyordunuz. Bilmiyorum Ümit olduğunu. Ben kahvesine bile gittim. Kahvesini bilmiyorum ya ki. Ya belki şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Demek ki kahve değil başka bir yerden bahsediyor. O yüzden diyor hani ruhsatı yok falan diye. Şimdi siz aranızda anlaşırsınız. Hayır, yani. Şimdi biz anlamıyoruz yani. Yok öyle bir şey yok kesinlikle. Demek ki bir köy kahvesi gibi bir yerden bahsetmiyoruz. Öyle mi Ümit Bey? Müge Hanım bak şimdi ben kahveyi açtıydım ama kahvenin ruhsatını falan almamıştım. Anladın mı? Benim kahvem 6 yıldan kahvemi işlettim orada. Bir sene yakın kahve işlettim orada. Ben yalan konuşmuyorum. Şerefime namusuma 3 günde bir giriyordu. Sabahlara kadar kumar oynadı. Müge Hanım. Bunu eski köy muhtarı var. Tanal muhtarı bak Tanal. Adem var. Soy ismini bilmiyorum. Bak eski Tanal muhtarı. Onların kendi muhtarı da var. Dağ yolu muhtarı da giriyordu benim kahvemi. Ondan sonra Musa Kör denen şahıs var. Bak bunlar hepsi bağlansın. Eğer ben yalan konuşuyorsam bana ne istesini söyle. Bak yalan konuşuyorsam. Yalan konuşacak da bir insan değilim bu konu hakkında. Benden borç para bile aldıkları var. Bak. Kim aldı borç para senden? Lan yalan konuşuyor. Nerede açtın kahveyi? Nerede? Hangi kahveyi açtın ya? Bana ya bak şimdi bak oğlum. Bak terbiye ya, yapma. Bu çıkacak. Ya. Bak bu çıkacak. Çıkacak illa ki. Allah büyük etsin. Muhtara sorsunlar bak. Muhtara sorsunlar bak. Tamam kardeşim. Ama bir şey soracağım. Cevdet Bey size çok net bir şey soruyor. Diyor ki ben sizin kahvenize gelmedim. Neredeydi o kahve diyor. Ya Tanal merkezdeydi. Onun kenarına bak. Müge Hanım. Benim kahveme gelip çıktı. Belli zaten. Tahmaz'ın merkezinde. Ne diyor? Tahmaz. Kimin kahvesi var? Tahmaz ben hiç hatırlamıyorum. Köy mü? Ben öyle bir kahve hatırlamıyorum. Tahmaz köy mü? Tahnal köyü, Tahnal köyü. Köyü biliyorum, Tahnal köyü. İşte oradaydı diyor işte. Eskiden. Ben onun kahvesini hatırlamıyorum kesinlikle. Buyurun. Eskiden bunlar oluyor 3-5 sene tam olarak bilmiyorum da babası bir kahve açtı. Dayımın kahvesini kiralamıştı, dayımın dükkanını. Orada bir kahve çalıştırdılar. O zaman kaç yıl oldu bilmiyorum, 3 veya 5 Tahmaz'da yıl oldu. Mı? Tahnal. Bizim köyümüz yani. Tahnal. Merkemiz. Tahnal. Evet. Tahnal denen köyde benim eniştemin köyü yani. Tamam. Selami Bey hatırladı. Orası oradan mı bahsediyorsunuz? Köşebaşı. Evet, evet. Oradan bahsediyor. Oraya gidiyor muydun? Ben oraya bir kere gittim kahveye ama o Dursun Ali Memiş'in açtığını biliyorum. Kahve onun diye oraya uğradım. Ama ta eski bir zamanda aşağı yukarı saat söyleyeyim. Ama böyle gidip de hani kumar oynayıp borç falan. Yok yok öyle borç borcu almadım kimseden. Hiç kimseye borcum yoktur. Hadi. Ümit Bey bir dakika hatta kalırsanız Yılmaz Bey telefon hattımızdaymış. Yılmaz Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim. Şu özellikle diyorum yani kumar oynamayın diyorlar ya. Hep bunlar Batum'a gidip kumar oynarlar Batum'da. Batum'a? Evet. Batum'a da gidiyor musun kumar? Hayır ne Batum'u ya? Bu nereden çıktı? Ben Batum'da bir sene tonlar işi ettim. Hı. Oraya gelirlerdi bunlar. 4 kişi gelirlerdi. Muhtar diye biri daha vardı.
Kim geliyordu? Şenol Bey mi, Cevdet Bey mi? Şenol Bey vardı, Cevdet Bey vardı. Ya 3 kişiden 4 kişi gelirler ve Muhtar diye biri vardı yanlarında. Muhtar diye vardı. Abi gittiniz mi, gitmediniz mi? Hayır, Batum, ben Batum'u anca duyuyorum, ihtivamından duyuyorum. Hiç Batum'a gitmediniz. Hiç Batum'u ihtiva duyuyorum ben. Hiç gitmemişler Batum'a. Ya çok basittir, o da giriş çıkışları şeyi vardı. Kayıtlara bakarlardı, çıkabilir zaten. Ben bir Irak'a gittim. Rusya'ya gittim, İsrail'e gittim. Tamam işte Rusya Batum, değil, Batum. Hani Batum'u Rusya mı sandın hani? Ya da Rusya'ya giderken, hayır onu ben biliyorum. Olur mu abi, biz inşaat yani üzerine gittiğimiz için. Rusya'ya giderken Batum'dan mı geçtin hani? Evet. İnşaat için. Hayır, gittin mi hiç Batum'a? Yok. Yani i̇nşaat siz diyorsunuz ki Şenol da geliyordu, Cevdet de geliyordu diyorsun. İş için gittim, şirketlerle gittim. Müge Hanım, 4 kişi var. Şenol Bey vardı, Cevdet Bey vardı. Bir muhtar diyorlardı, uzun boylu bir muhtar diyorlardı. Buna gelir de benim mekanımda oynuyorlardı. Batum'daki mekanınızda. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Batum ben. Peki Adem Bey, Tahnal anladım. Tahnal'ın Tahnal. Eski muhtarı. Evet. Bir ona bakın, siz de düzeltin çünkü ben de anlamıyorum konuşmalardan. Adem Bey günaydın. Efendim. Ümit Bey diyor ki gelirdi Cevdet bizim kahveye, kumar oynardı. O diyor ki ben hiç gitmedim. Sizi şahit gösterdi Ümit Bey. Evet Müge Hanım, hayırlı günler dileyim, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ümit bizim köyümüzde kahve açtı. Hı hı. Efendim, tabii ki Dağyıl köyünden insanlar kahvesine geliyordu. Cevdet de geldi, ben kendim bunu gördüm. Geldi, o da geldi, oynadı. Yani oynamayayım demesi yalan. Unuttun sen herhalde ama bir hayatını. Bayağı benim. Bir zaman geçmiş olabilir ama Ümit'in kahvesi olduğunu bilmiyorum. Ama ben, Ümit de diyor ki benden geldi diyor, borç para istedi, bir sıkıntı o. Hayır, kesinlikle. Şimdi belki... Cevdet Bey bakın, sizle yan yana oturuyorduk evet. Burada geçen gün. Ve kumar oynar mısın dediler. Söyledim. Çok, hayır. Ben asla kumar oynamam. Bir kişi çıksın, kumar oynadı kumar... desin. Yalan söylemiyorum hocam, dediniz. Kumar oynuyorum ben. Ama hayır, öyle... Yok. Oynamıyorum dediniz. Şimdi... Kumar oynamıyorum dedikten sonra kumar İnsanlar oynadığınız bu ortaya çıkınca... İnsanlar bu telefonu bu yüzden açıyorlar yani. Heh, kumar oynadığınız ortaya çıkınca tamam biraz okey oynarım dediniz. Evet. Şimdi bakın basamak basamak çıkıyoruz yukarı. Almanya'dan gelen telefondan sonra evet. Oynuyorumu mecburen kabullendiniz. Kumar oynuyorum. Baştan oynamıyorum ama... diyordunuz. Onun için ben bu söylemleri çok ciddiye alıyorum. Neden? Çünkü bu kadar insan... Bir araya gelip de sizin aleyhinizde kumar oynuyordu diye bir kumpas kuracak halleri yok. Hocam kumar oynuyordum ben. Heh, ben yine inkar ediyorum ama. Demek ki ciddi öyle, boyutta kumar öyle, yani ciddi kumar derken öyle de saatlerce, akşamlarca, de günlerce diye ben şimdi uğraşan bir insan. Peki niye bunlar bu kadar insan bir araya gelip yalan söylesin? Ya, onlar şimdi iftira. Neden? Cesedi biz bulduk. Tamam. Bu tamam ben yine gönlüm razı buldum. Şimdi kim iftira atar? Olayın katili olan cinayeti sizin üzerinize yıkmaya çalışabilir. Evet. Ama bu kişiler ayrı ayrı yerlerden Batum'daki Yılmaz Bey. Ben Batum'a hiç gitmedim. Batum'a... Cinayeti işleyen kişi olamayacağına göre niye size böyle bir iftira atsın? Batum'u hiç bilmiyorum ben. Batum nerede bir iftira atması için insanın bir mantığı olması lazım. Yılmaz Bey karıştırmış olabilir misiniz Şenol Bey ile Cevdet Bey'i? Ben Batum'u bile hiç bilmiyorum. Hayır efendim, karıştırmış olmayayım çünkü ben gelen müşterilere nereden olduğunu sorarım, nereden getirir öğrendim. Bizim oraya gelenler, benim köşkü geldi, karası parası bulamayan, cebine 3-5 milyar para koyup Batum'a gidip hava atan insanlardır. Bunlar da öyle giriş çekilir takılırlardı. Peki ne kadar oynuyorlardı mesela? Ya şimdi benim kartım burada 5 lira, 2,5-5 lira. Abi o gücü tam parasına göre iyi para. Tombala. Şimdi bunlar gelirler, ben onlar... Tombala değil mi? Evet, tombala. Tombala. TL ile mi, dolarla mı oynuyorlardı? Lari, o Gürcistan parasıyla oynuyorduk oyunu. Ne? Oranın parasıyla oynuyorduk. Gürcistan parasıyla. Gürcistan parasının değeri ne bizim TL karşısında? Ya bizim 100 TL'miz, onların 60 lira gitti. Bizim 120 lira, onların 60 lira. Evet. Yani onların parası bile bizden yarı yarıya kıymetli. Evet. Onların parası kıymetli bir paramızda.
Evet. Nereden nereye bağladın onu? Nereye bağladın? Senden o da ağzından çıktı. Ne yapayım? Anladım. Siz şunu hatırladınız mı? Gülcistan'a gittiğinizi hatırlamadınız mı? Hayır, ben Batum'u bile bilmiyorum. Ben. Nerede olduğunu bilmiyorum ya. Ben söylüyorum bak. Ya Batum'u nasıl bilmiyorsunuz be kardeşim? Ya. Bir de Batum'a yani artık yani kadın, çoluk, çocuk herkes gidiyor. Karadeniz bütün Karadeniz gezisi olduğunda... Yani bir minibüslük yer yani gidiyorsun geliyorsun. Baba hiç gitmedim Batum'a bilmiyorum. Bak, yani bize nerede, problemi olmadığı için yani bütün Karadenizlilerin Batum'u biliyor musun? Cevdet Bey ben Batum'u bile bilmem nerede olduğunu dediğin hocam, zaman zaten burada inandırıcılığın sıfırlanıyor. Hocam şimdi şöyle... Yani o yörenin insanı olup da ben Batum'un nerede olduğunu dahi bilmem. Hocam, zaman, gerçekten ben de o yüzden bak, sonra Rusya'ya giderken Batum'dan mı gittin? Sıfır. O yüzden mi şey yapabilirim? Ben hatırlamıyorum yani. Ben uçakla gittim, bilmiyorum. Bilmiyorsun. O nereye, Batum'a mı? Hayır, ben bak üstüne basa basa söylüyorum. Beni evet. Tanıyanlar da var, gidenler de var. Falan uçakla mı? Uçakla gittik. Nereye? Rusya'ya, Soçi'ye gittik. Ondan sonra Irak'ta çalıştım. Anladım. Tanıyanlar var. Anladım, Batum'u bilmiyorsunuz, gitmediniz. Gitmedim. Nerede olduğunu da bilmiyorsun. Batum'a ben de gitmedim, bilmiyorum. Tamam. Adem Bey'i tanıyor musun eski muhtarı? Tanıyorum Adem muhtarı tanıyorum. He, eski Adem muhtar. Bey de söylüyor geliyordu oynuyordu diye senin Batum'a. İçin. O da... Tamam kumar oynuyorum ama ben sana dediğim gibi 20'lik 30'luk aynen bu şekilde oynuyorum. Öyle derin batasıcı oynuyorum. Ben kimseye kumar borcum yok. Kusura bakma ama günde 100 lira kazanan birisi için 20 lira çok büyük bir kumar parasıdır yani. Olabilir. Olabilir değil işte çok büyük. Evet. O zaman işte döndüremezsin yani. Şeyi çark dönmez çarkı döndüremezsin yani. Yaşam düzenini sağlayamazsın yani bu kadar basittir bu iş. Yılmaz Bey bu arkadaşlar geldiği zaman geceleyin de konakladıkları sizin mekanda otelde vesaire kaldıkları oluyor muydu? Ya otele ben bilmiyorum ama günlük gelmiyorlardı. Yıllar gelip bir iki gün kalıyorlardı Batum'da. Kalıyorlardı. Batum'da 5 gün kalmak demek en fazla 500-600 lirayı demektir. Ne dedi? 500-600 lira. Yani Batum en kötü Batum'da diyor. Batum'da 600-700 lira masraf olur. 600-700 lira. Batum'da 1200-1300 lira. Yok abi ben. Anlıyorum onlar da hatırlamıyorlar. Ümit Bey. Şimdi röportajınızın devamında Ümit Bey hatta değil mi? Ümit Bey, evet. Röportajınızın devamında yani hem silah meselesini iletmişsiniz hem de anladığım kadarıyla Şenol Bey ile Cevdet Bey'in cenaze bulunduktan sonraki tavırları da size şüpheli gelmiş. Alo. Efendim. Ümit Bey. Dinliyorum bir kere. Size Cevdet Bey ile Şenol Bey'in cenazeyi bulduktan sonraki tavırları da şüpheli gelmiş. Ben röportajından bunu anladım. Evet, Müge Hanım bak şimdi size bir şey diyeceğim. Müge Hanım. Buyurun. Şimdi bir insanın oğlu bu kadar yatıp yerlere bağırmıyor. Oradan üstten aşağı girip de bir cenazeyi görüp de aa burada bir cenaze var. Bu ne demek yani? Ben buraya attım ki ben bunu biliyorum demektir yani. Bir adam kolay kolay yere atıp da bayılmaz. Suçsuz adam bak suçsuz adam bu şekilde hareket etmez mi canım? Yani gözle nizam var yani. İnsan olan insan bu şekilde normal adam. Ya çok, evlat, bak orada akrabaları var, yerleri var. Niye yapmıyor da sen yatıyorsun geri tek. Benim, size söylüyorum. Benim hastalığım var. Bunu herkes bilir beni tanıyor. Şenol Bey diyor ki benim rahatsızlığım var ondan dolayı diyor. Ne rahatsızlığı? Ya, bende kitlenme oluyor. Aşırı derece bunu aldığım zaman kitlenme oluyor. Bende kitlenme oluyor diyor. Hani evet. Sinirlenince falan. Aşırı sinirden. Efendim? Kas kitlenmesi. Müge Hanım. Herkesin rahatsızlığı var. Sen ya niye yere yatıyorsun ama? Müge Hanım benim de abim kaza geçirdi. Geçen 7.27'sinde yanımda inşaattan düştü. Hastaneye götürdük. Kurtaramadık. Ondan sonra bende bir hastalık kaldı. Yeğenim Bahtiyar var arayabilirsin. İnşaatta bile, çalıştığım inşaatta bile bazen oluyorum yani. Ben hatırlamıyorum ama olduğumu yani. Ama diyor ki bana yeğenim sen hasta oldun amca diye hatırlamıyorum. Kaç sene oldu abinizin? Abim geçen sene 7.27'sinde öldü. Bir sene olmadı yani daha. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ama siz de biraz böyle yine üzülünce ve sıkılınca mı tekrar hani o hatırlamadığınız şeye bürünüyorsunuz? Ya o şeyi bazı aklıma geliyor düşünüyorum. Beynimde düşündüğüm zaman. Rahatsızlanıyormuşum ama rahatsızlanımın farkında değilim yani. Hani biz de bu yol meselesini konuşunca özellikle Selami Bey telefona bağlandıktan sonra siz de çok hani benim de abim öldü diye burada feryat ettiniz ya. Evet, üzülünce böyle şeyler görünce aklıma çok geliyor yani.
Siz de orada o cenazeyi görünce o mu aklınıza geldi? Evet, o aklıma geldi. E keşke siz o zaman ikiniz de rahatsızsınız. Keşke siz alıp elinize dürbün aramasaydınız. Öyle bir şeyle karşılaşacağınız da belli. Niye otursaydınız evde? Ama şimdi mecbur arıyoruz teyzem. Mecbur arayacaksın teyzem. 7 gündür arıyoruz ya. 9-8 gündür aradık. Ama o gün bize denk geldi. Bulduk. Ben yine buldum. Ben seviniyorum bulduğum için. Ben bulduğum için yine seviniyorum. Vicdanım rahat. Anlam açık. Siz bana neyi hatırlatıyorsunuz biliyor musunuz? Biz dün evvelsi gün arkadaşlar arasında onu konuştuk. Şimdi Ali Yaşarçam, bizde de bir Ali Yaşarçam herhalde hayatımızın böyle bir figürü olarak değil mi? Her birimizin devam edecek. Ali Yaşarçam da gelininin cenazesi bulununca bakın şimdi her şey böyle başladı aslında. Çok enteresan. Eğer o gün karakolda kendisini yerden yere atmasaydı bunlar gelmeyecekti başına. Bak bu lafımı unutmayın. Evet. Ali Yaşarçam gelininin cenazesini bulunduğunu öğreniyor. Karakola geliyor. Karakolda o kadar çok kendisini yerden yere atıyor ki karakoldaki ne denir hani komiserin dikkatini çekiyor oradaki en yetkili kişinin. Diyor ki bu kim? Böyle kendini yerden yere atıyor. Onlar da diyor ki onun kayınpederi. Çağırın bunu oraya buraya diyor ve her şey öyle başladı. Yani o hareketler o kadar karakol amirinin dikkatini çekti ki kendisini yerden yere atması. Bunun üzerine sen mi yaptın dedi. Ben yapmadım, oğlum yaptı dedi. Oğulları babam yaptı dedi. Şimdi işte cezaevinde gittiler. Evet. Sadece aslında bu hareketlerden dolayı. O yüzden bu hareketlerin dikkat çekmesini yadırgamayın. Evet. Bu nerede olursa olsun dikkat çekici hareketlerdir. Evet. Yani bu görüntüler evet dikkat çeken. Çok acı, çok üzüntü verici ama Rahmi Bey de onu sormuştu. Yani nereden biliyorsunuz da bu kadar kendinizi yerden yere attınız diye. Evet. O bendeki hastalık. Hı? Hastalık bendeki. Yani her zaman olan bir şey değil. Mesela sinirlendiğim zaman vücudum kilitlenir. Bunu beni bilen, tanıyan, evimde olsun, akrabadan olsun bilen var. Yere atıp kendini ama o yere attığımı ben hatırlamıyorum. Bak ben hastalanıyorum. Söylüyorlar ama yaptığımı bilmiyorum. Eşim var, bağlanabilir. Beni tanıyan herkes sorabilirsiniz. O hastalık var bende yani. Yani Şenol Bey'le Cevdet Bey'in, Ümit Bey'e ve herkese söylüyorum. Hani böyle durumlarda başka ne denir hocam yani? Siz ona bir şey söyleyin yani. Ne oluyor? Biz bunlara konversiyon diyoruz. Yani o yüzden mi farklı tavırlar sergiliyorlar? Hani sizin alanınız diye size soruyorum. Evet yani ben mesela Cevdet Bey'i aldım, inceledim, EEG'lerin çektim, baktım. Şenol'u görmedim ama yani bunların büyükçe bir kısmı konversiyon içine değerlendirebileceğimi. Yani o yüzden mi farklı davranışlar sergiliyorlar? Evet. Garip gelen davranışları o yüzden sergiliyor. Yani tuhaf gelen de diyelim. Tuhaf gelen diyelim. Tuhaf gelince insanlar anlam veremiyorlar, mana veremiyorlar. Anladım. Ümit Bey. Şimdi o gün sizde Şeker teyzeyle babanızı daha doğrusu görenler olduğu söyleniyor. Babanız annenizle beraber hani minibüsle eve gittiğini söylüyor. Siz o gün nerelerdeydiniz? Onu da sorayım hazır bağlanmışken. Bak şimdi Müge Hanım ben cuma. Ben Samsun'daydım Müge Hanım. Bak o gün Samsun'daydım. Ben Şeker Hanım, benim annem var orada. Şeker Hanım benim evime değil kendisi. Babamla ne işi olur? Yani benim babam evde, benim annem varsa, yani yanlış anlamayın, Şeker Hanım benim evime niye gelecek? Orada millet hiç görmeyecek mi yani bu kare? İsa Bey'in evine geldi, yemek yedi, oturdu, muhabbet etti. Yani böyle bir saçma bir şey olabilir mi Şeker Hanım? Ben Samsun'dan araştırılması, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araştırılmasını istiyorum. Cuma gününe kadar Samsun'daydım. Kameralarla beni izlenmesini istiyorum. Anlıyorum. Peki siz hani anladığım kadarıyla bu hayvan hırsızlığını hani meselesini çok kendinize yakıştıramıyorsunuz. Ama neden sizin adınız geçiyor o zaman bu kadar? Ya şimdi Müge Hanım, ben kısasını söylüyorum. Ben şimdi hani biraz dik kafalı insan olduğum için. Evet. Beni bu işlere katıyorlar. Yani Müge Hanım, şimdi bak benim hırsızlıktan bir sabıkam yok ki. Ben gideceğim. Ya Müge Hanım, böyle bir saçmalık olur mu? Oraya ben gideceğim, malı çalacağım, geleceğim. Ya Müge Hanım siz bile, bak bunu siz bile düşünmeniz lazım ki bu insan buraya nasıl bunu attı? Ya ben oraya getirip onu atsam benim yolum o tarafta değil ki. Benim yolum Tanal tarafında. Ben hem oraya gideceğim, atacağım. Ben götürürüm o zaman Tanal'dan bir tarafa aşağı atarım. Niye o tarafa atın Müge Hanım? Canım artık şimdi o kadar cinayet işlendikten sonra ben de evimin giden yolunda atmam. Farklı Tanal bir tarafa atarım. Tanal tarafına niye atıyorsun? Evet. Dikkat çekersin. Bizi bu tarafa atmak zorunda. Niye bizi hani bu tarafa atmak zorunda? O değil mi önemli olan? O da diyor ki ben Samsun'daydım araştırılırsa. Çıkar diyor. Benim anladığım kadarıyla siz de bu cinayeti aileye yakın birinin
işlediğini düşünüyorsunuz. Müge Hanım, ben de Samsun'daydım bugün, Perşembe günü akşam. Şenol'la birlikte geldik Salı Pazarı'na. Siz de mi o gün Perşembe günü de mi? Ya, yani ben Perşembe günü yabancı Perşembe bu iş yapamaz Müge Hanım. Yani bu kadar yani basit bir şey değil bu iş. Perşembe günü akşam ben elde para var, öğlenden sonra geldim. Perşembe günü öğlenden sonra geldim ben Salı Pazarı'na. Şenol'la beraber birleştik. Ve orada oyun da oynadık kahvede. Tanıklar da var. Ve taksici Mustafa ile beraber akşam... taksici Mustafa var. Soy ismini hatırlamıyorum. Telefonu da var. Onunla beraber geldik ve o dayımların kapısından Rıza abinin göndermiş olduğu gübre şeysini öğrenince döndük, evimize gittik. Şimdi Şenol Bey, Cevdet Bey, zaten şimdi siz o gün yine gitmişsiniz, işte oyun oynamışsınız falan. Sizin de söylediğiniz gibi ben de bunu öğrendim. Oynuyorsunuz, taksiciyi bulduk. Taksici de size köye bırakıyor. Evet. Ama köye bıraktıktan sonra ikiniz tek başınasınız. Yani eve gidip evde sizi bekleyen bir hanım, çoluk, çocuk, anne, baba yok. Ama boş eve gidiyorsunuz ama değil direkt mi? Taksici bizi burada bekledi, kapıda bekledi. Hayır, boş eve gidiyorsunuz yani. Hayır, benim evime gittik. Tamam, kim var evde? Hanımım vardı. Çocuklar vardı. Çocukların büyük kızım vardı. Onu hatırlıyorum ben. Hanım ve kızım açtı kapıyı bize. Bir tane kızım açtı kapıyı. Hanım da yemek hazırlıyordu. Yemek yedik, çay içtik, yattık. Sonra bir daha da hiç çıkmadınız evden dışarı. Bu akşam daha çıkmadık. Anlıyorum yani zaten... Zaten 9'u... Selami Bey de dün size bir şey sordu. Tren Bey, burada sorun lütfen siz de yani. O telefonu attığınızda onlar da karşınızda sorun. Yani şimdi köyde konuşulan bir şey sormuştunuz Şenol'la Cevdet'e. Köyde konuşulan derken pek hatırlamadım oraya. Yani köyden birisinin vasıtasıyla bu işin yapıldığının söylendiğini, o yüzden insanların... Evet, köyden mesela bizim oralardan bunlardan şüpheleniliyor ama kimse... İsim vermiyor mesela. Bunlar diyorlar, bunlarla arkadaşlık ediyor falan diyorlar. Ben 8 senedir, 7-8 senedir bir adayım. Şiler, İhsanoğlu'na mesela böyle söylentiler var. Ben İhsanoğlu'nu dediği kahveden belki görmüş olabilirim ama Ümit olduğunu bile anca hatırlıyorum seni konuşurken. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben de Ümit Bey'in tanınmayacağını düşünmüyorum. Görsem tanırım şahsen. Yani bir dakika şimdi sizin oralardan Ümit Bey, kusura bakmayın ama artık yani söylemek zorundayım. Artık bu kadar böyle ulusal gazetelere çeteler meteler bilmem neler kadar düşecek bir adam ve çocuklarını. Baksana adam ben diyor ki ben dik kafalıyım diyor. Daha geçen gün dövüştüm işte parmağımı kırdım bilmem ne diyor. Ya nasıl tanınmaz ya? Ama ben şahsen tanırım. Bir de en azından bir şey olduğu zaman da aman tabii. Yani yanıma da yaklaştırmayayım. Ya beni döverse diye düşünürüm. Ama 7-8 senedir ben belki görmedim. Ya 7 senesi 8 senesi ama suratını görsem belki ben tanırım. İsa Bey'in de çocuklarında tanınacağına inanıyorum ama yani. Ama şahsen görsem tanırım suratını temsili ama... İşte tamam işte şahsen mahsen yani yanılıyor. Ümit Bey'i herkes tanıyor ya. Kadın, çoluk, çocuk, bizim arkadaşlar orada herkes tanıyor. Ümit Bey herkes de sizden de korkuyor yani. Yalan konuşuyor. Ben. Hangi konuda yalan konuşuyor? Genel olarak. Televizyonunuzun sesini kapatın ne olur. Müge Hanım benden korkma. Bak Müge Hanım öyle bir şey yok. Korkuyor ya çünkü dövüyor musunuz insanları? Bizden niye korktuğunu ben sana söyleyeyim. Dövüyor musunuz insanları işte o yüzden korkuyor. Müge Hanım. Ben şunu söylüyorum, biz dik kafalı olduğumuz için her şeye eğit. Bak Müge Hanım, biz dik kafalıyız. Tamam. Biz dik kafalı olduğumuz için millet bizden korkuyor. Dik kafalı demeyelim de biraz saldırgansınız anladığım kadarıyla. İnsanlar dövüyor sizi. Ya sen şimdi Müge Hanım size bir şey soracağım, yanlış anlamayın. Siz de insansınız, ben de sorayım. Sana şimdi gelip birisi langur lungur yapsa dövmez misiniz? Ne yaparsa? Ya şimdi sana gelse biri langur lungur yapsa affedersin. Bağırak çağırak konuşuyor. Ya da Ergo, benim hiç sevmediğim hayatta Ergo olarak gitti. Ben öyle şeyleri sevmem Müge Hanım. Bir de Cevdet Bey yalan konuşuyor. Ben Cevdet Bey'le Salı Pazarı'nda içki bile içtim. Anlamadık ya söyledi. Bana içki bile söyledi. Aa, beraber alkol bile aldık diyor. Hayır. Yani Salı Pazarı'nda bana alkol söyledi. Ne zaman? Hangi tarihte? Ne zaman ya? Ya konuşma, yalan ya, konuşma. Ben oraya gelirim. Bak oraya gelirim. Gel. Bak seni rezil ederim. Gel burası meydan. Ben alnım açık. Her zaman. Paralarda unuttum oğlum. Ne parası 50 lan? 50 lira borç, 20 lira borç, 20 lira. Salı bazana emniyetinin 10 milyonu yoktu. Lan ne parası aldım ben senden? Bak bir de benim abimin ismini kullandı. Peki. Ümit Bey siz buyurun gelin gerçekten ben de size. Diyor ki böyle el kol hareketi yapana ben sinir oluyorum diyor o sırada diyor yani ona diyor dövüyorum diyor. Yalnız Ümit Bey. Langır lungur konuşana da sinir oluyorum diyor. Aslında ben de sinir oluyorum da Ümit Bey. Aynı sizin dediklerinize ama
Hani canın sağ olsun diyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Kötüyle kötü olmamak adına. Ümit Bey, bizim bu programdaki konuşmalarınız dolayısıyla lütfen birbirinize karşı en ufak bir kin, bir kızgınlık göstermeyin. Yok. Hayır, diyor ki buraya gelirsem dömerim diyor. Sen Ümit Bey bir gel. Aranızda en ufak bir problem olursa biz program olarak üzülürüz. Yok, ona göre. Bak efendim, bak ben yalana kızıyorum. He. Yani beraber diyor, içki de içtik diyor adam. Hatırlamıyorum ya. O borç diyor ki Batum'da gördüm ya. Batum'u hatırlamıyorum diyorsa. İçki içtik diyor, hatırlamıyorum diyorsa. Hatırlamıyorum ben temsilci, ayın 27'sinden sonra abimin kaza geçtikten sonra bazı şeyleri sabahın yemek yedim bile hatırlamıyorum hangi yemeği yediğimi. Senin genel bir hatırlamamız problemin ben var öyle, o zaman. Ne zaman bir içki söylemiştim ama hangi tarihte ne zaman? O zaman şu var. Dediği her şey doğru olabilir. Abi olabilir. Ama sen hatırlamıyorsundur. Bak, ben bunların hiçbirini yapmadım demek başka bir şey. O zaman senin uzman söylediklerini aslında çok hatırlamadıklarını. Hatırlamıyorum. Belki hiç hatırlamadan bambaşka bir şey yaptınsa. Hayır. Şimdi hatırlamıyorsan ne olacak? Acaba size böyle birileri, ikinize de soruyormuş. İkinize bir rahatsızlığımız var dediniz ya, geçmiş olsun. Sağ olun. Acaba size hani o tehlikeli bölge dediğiniz yerlere atmış olabilirler falan dediler. Önde de siz. O yüzden mi bu adamları durdurdunuz orada, buldunuz hayır, cenazeyi? Hayır, tesadüf. Hayır, belki hatırlamıyorsun. Hayır, tesadüf. Burada durdurmanız tesadüf. Ben Ümit Bey'i size hatırlatayım mı? Ekrana fotoğrafını vermeyeyim. Eğer Ümit Bey gelirse hatırlar mısınız bilmiyorum da. LED'e verelim. Ümit Bey'i bir hatırlayın. Evet, gördüm, tanıyorum. Hatırlıyorum. Hatırladın mı? Evet. Ama hiç böyle içki içtiğimi hatırlamıyorum. Salı pazarında falan. Ha şimdi Ümit Bey'i hatırladın evet, ya. Evet, gördüm. Vallahi ben görsem unutmam yani. Yok, hiç unutulur. Bak şimdi şunun için unutmam. Okullarda bile mesela en az düşük not hangi öğretmen verirse hani okul hayatın biter, bir onu hatırlarsın. Tabii, tabii. Ama temsil o şey Azmi Köseoğlu. Benim teyzemin oğlu daha iyi biliyor. Ne? Hayvan vermiş. O teyzemin oğlu var ya, Azmi Köseoğlu. E tamam, bak oradan da biliyorsun işte Ümit kim. İşte ama şöyle yan yana gelsek tanımam şimdi. Kaç sene önce olmuştu. Bak şimdi Azmi Bey dediğin. Hani Ümit Bey'e hayvan verip borcumu alamadım diyen değil mi? Evet. E tamam, o şimdi eğer Ümit derse sen de o Ümit'i bilirsin ki yarın bir gün bu adamla alışveriş yapmayayım diye düşünürsün o zaman. Ben hiç alışverişim yok ama şu anda suratını gördüğüm zaman gördüm, tanıyorum. Ümit Bey sizi hatırladı. Ya mecbur atılacak Müge Hanım, mecbur atılacak. Ben çünkü Samsun'da, bak Samsun'da çalışıyor bir şahıs. Benim takıldım kahvenin önüne götür Müge Hanım. Sen tamam, daha falan tamam ama vallahi Ümit olduğunu bilmiyorum. Buradan geçtim. Gördüm o şimdi o hatırladım. Şimdi hatırladım bunu. Ben onu da ilk sordum size. Evet. Dedim ki bak dedim böyle dedim hani at yarışı. Ama şimdi hatırladım bunu, gördüm temsilci buymuş. Bilmiyorduk. Ama yandan geçiyorum temsilci Ümit olduğunu biz bilmiyorum. Biz bilmiyorduk bunu ve Müge Hanım sorduğunda evet, sen hayır okey dışında bir şey oynamıyorum dedi. O da 20 liralık dedi. Çalıştığın koşullarda kazandığın paralarla bu söylediklerini nasıl yapıyorsun? Lira. Batum'a 600 lira, 1000 lira. Batum'u hiç hatırlamıyorum. Bütün gece. Bir defa. Ben de sen Batum'u da biraz daha bulsam evet, kamera falan hatırlatacağım. Size de beni de uğraştırmayın ama bana da günah. Yani şimdi bir sözü de doğrulatmak için 10 tane de adam bağlanmaz ki kardeşim. Konu ilerlemiyor. Hatırlayın artık. Ben hatırlamıyorum. Batum'u hatırlamıyorum. Hatırla biraz. Ama bu adamı, Samsun'da çalışırken gördüm kahvenin ama Ümit olduğunu bilmiyordum. Daha önceleri temsil 5-6 yani önce. Yani valla Ümit Bey kusura bakma. Ben şimdi Ümit Bey hakkında orada konuşulanları biliyorum. Ümit Bey de orada herkesin tanıyacağına da %100 eminim. Tanırsın. Ümit Bey ben ne yaptı ne yapmadı gözümle görmediğim için evet, Ümit onu yaptı bunu yaptı diyemem. Ama ben Ümit kardeşi babası için konuşulanları biliyorum. Ben de oraya da yaşasaydım eğer kim hakkında konuşuluyor evet, bunlar derdim. Erkek olarak hele ki öyle kahveye ona buna kumara gidiyorsam o zaman da tanımak isterdim yani beyefendiye. Bak adam erkek olarak içinden hoşlanmıyor. Bir alışverişimiz olmadığı için. Tamam ben ama yani. Ama olmuş. Abi dövüyor adam yani. Hiç almadım. Hiç almadım. Para daha geçen gün dövdüm diyor. Parmağımı kırdım diyor. Alkol aldığını da bilmiyorum. Salı pazarında diye alkol ısmarladı. Ben hiç haberim yok. Sizin iki kardeş mi eliniz sarılı Ümit Bey? İkiniz de mi dövüştünüz?
Bir sizin eliniz sarılı, diğer kardeşinizin de mi eli yaralı? Et meselesiyle kavga eden de diğer kardeşi değil mi? Yok yok, ben Samsun'da. Ben Samsun'da. Yok yok Müge'nin, ben size olayı anlatayım. Samsun'da ben bir telefoncuya gittim. Telefoncuda bir şahıs vardı. Şahıs bana ergo hareketi yaparken ben dedim ki bak bana öyle hareket yapma. Ben dışarı çıkar çıkmaz ona 3-5 tane vurdum. O ara hızlı vurunca elim dişime geldi. Parmağım çıkıldı yani, işaret parmağım. O şahısla kaçtı gitti. Zaten orada termal kamera var. Müge Hanım, o kamera belli eder onu zaten. Siz niye biraz sinirlerinize hakim olmayı denemiyorsunuz? Niye hep böyle insanları... Panik atan Müge Hanım biraz. Panik atak. Allah Allah. Evet. Herkes de hasta çıktı. O yüzden diyor adam, bende de var hastalık diye. Vallahi iyi oluyor, ekmek paramız artıyor. Tabii bu söylenen hastalıkların hiçbiri de bu tepkileri yapmaz yalnız. Yani bunu da söylemek lazım buradan. Hepsi yanlış. Evet. Hiçbiri, söylenen hastalıkların hiçbiri burada yani gösterilen tepkileri oluşturmaz. Yani ümit ne diyeceğiz hocam? Siz de adamları dövüp dövüp ben panik atağım mı diyorsunuz yani? Ha. Ay abicim yani sağlıklıyım gerçekten demek de. Gerçekten panik atak olanlara da haksızlık oluyor bu durumda. Panik atak olanlar... Hani benim tansiyonum yükseldi, öleceğim diyenler değil mi? Evet. Onun kimseye dövecek hali yok, adam kendi can evet, derdine düşmüş. Evet, o panikle o paniği karıştırıyor. Ölüm korkusu orada var. Anladım. Bu arada Tuğçe şimdi bize görüntü gönderdi ve ayrıca da telefon hattında. Tuğçe'cim günaydın. Görüntüleri bir verelim, biz de merak ediyoruz. Evet. Evet, şu anda ihbarcımızın bize tarif ettiği noktaya ulaştık. Eşyalarsa işte hemen burada. Öncelikle şunu söyleyelim. Burası Düzmeşe mahallesine giden yol üzerinde dağlık bir bölge. Zaten etrafı da görüyorsunuz. Her yer ağaçlık bir konumda. Ve izleyicimizin bahsettiği eşyalar işte hemen burada. Lastiklerin yanına atılmış bir şekilde burada bir adet de çuval var. Şimdi dokunmadan biraz göstermeye çalışacağım sizlere. Burada eteğe benzer bir kumaş parçası var. Bu şekilde lastiğinden etek şalvar tarzı olduğunu görüyorsunuz. İşte bu şekilde. Ve yine bir ceket var burada. Şöyle baktığımızda. Ve bir çuval. Çok da fazla dokunamıyoruz şu anda bunlara. Şöyle içerisinde herhangi bir olabilecek ya da şüpheli görülebilecek ya da Şeker Hanım'a ait gözümüze çarpabilecek herhangi bir şey varmış, ona bakıyoruz. Ve burada poşetler var, boş poşetler. Hemen şöyle açalım birazcık. Eşyalar işte bunlar ve burada da bir adet patlamış bir top görüyorsunuz. Eşyalar yolun kenarına bu şekilde atılmış. Biz buraya gelirken Salman Jandarma Karakolu da bize ulaşmıştı. Onlar da şu anda yoldalar. İhbarın üzerine onlara haber verdik. Buraya doğru geliyorlar. Yola çıktılar ve bu eşyaları olay yeri inceleme ekipleriyle beraber Salman Jandarma Komutanlığı da incelemeye alacaklar. Ne var acaba? Özellikle şu şalvar benim evet. Dikkatimi çekti. Buraya yeni atılmış Şanlar efendim bunlar. Halı, herkes halı kendi etekler, tarlasının tabi etrafını bilir. Bunlar yeni atılmış. Yeni atıldığı için dikkat çekmiş. Buradan üzerlerine gelenlerin giyebileceği bir ceket olabilir diye. Ve bir tane de şalvar parçası var. Yok, şalvar asla giymez. Ne giyer? Etek gibi. Lastikli etekler giyer. Altına bir şey giyer mi? Tabi de altına kısa böyle tayit, uzun tayitler olur. Altına giyer. Onlar desenli midir altına? Eteğin düz, altına giydikleri düz giyer nedir? Genelde. Beyaz giyer. Beyaz, mavi, siyah. İç çamaşır. Bir gri. Yani? Fen tayt, az kalınları, köyler soğuk olduğu için heh, az kalın taytlar giyerdi. Yani yazın çok inceleri giyerdi. Kalın içlik gibi bir şey mi giyiyordu? Aynen yani? Öyle, tayt olan. Şeker teyzenin olmayabilir de mesela o gelen evet, hurdacılarla ilgili biz hala nedense o hurdacı arabasını durup da biz... Ya da şu diyemedi kimse. Çünkü bir kadın, bir adam ve bir çocuktan oluşan bir hurdacı aracından da bahsetmiştik biliyorsunuz evet, en başta. Evet. Acaba evet, üzerlerine bir şey bulaştı, onları mı attılar, bence çok önemli yani. Çünkü yeni atılmış.
beyefendi yeni görüyor ve hemen bizi arıyor. Onların da kıyafeti olabilir. Altında ne var acaba çuvalın altında falan? Tabii onları göremiyorum. En iyisi onların tabii araştırması. De beyefendi halı parçası demişti Müge Hanım. Kan izi falan filan da diyordu sanki. Öyle bir şey yok. O ceketi çorbanın mi içindeki kırmızıyı mı söyle acaba? Bir de bilmiyorum kırmızı renk falan diye. Var ya onları kastediyor herhalde. Bunlar daha yakın. Arabanın içindeki bir şey mi attılar? Yüklenmiştik. Bakalım biliyorsunuz şeyde de o mu değil mi demiştik ama sonra Gaziantep'te de rahmetlinin Mehmet Muharrem Elbay'ın çıkmıştı. Yok gözlük onun mu bunun mu bilmem evet. Ne mi derken onun çıktı. Yine doğru. Böyle izleyicimiz burada buldum demişti. Soruyoruz aileye de aileler de yok yok diyor ama sonradan bir bakıyoruz onların çıkıyor yani. İnşallah ona ya da ona götüren birilerine ait çıksın da üzerinde evet, bir evet. Kan izi olur, bir DNA izi olur bizi. Bir delil gösterir. Ama diğer izleyicilerimiz de bu şekilde tarlalarına, bağlarına, bahçelerine gittiklerinde etrafa bakınabilirlerse bence oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki, bir kart veriyordun bana. Bunu mu verdin? Ya o arada hayatım ben şimdi sağa sola bakınırken sen bana bırakıyorsun ya ben senin bıraktıklarını tabii göremiyorum yani. Ümit Bey yarın bir gelin sizi tanıyalım ya elimizi kolumuzu kıpırdatmadan konuşuruz. Yok Müge Hanım sizle benim bir sıkıntım yok yanlış anlamayın siz yanlış anladınız beni. Yok, siz beni kötüysen sanettim. Yok ben haksızlığa karşıyım Müge Hanım. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim ben de anlayamadım yani Batum dedik Batum değil Ümit Bey dedi ki geliyor oynuyor oynamıyor muhtar bağlandı eski muhtar da yalan söyleyecek hali yok gittim dedi. Ümit Bey diyor ki beraber alkol aldık hatırlamıyorum diyorsun yani neyi hatırlıyorsun neyi hatırlamıyorsun ben de orada da biraz şaşırdım Cevdet abi yani. Ya Ümit Bey ben oyun oynamış o hiç hatırlamıyorum oyun oynadığımı ve içki içtiğimi de hatırlamıyorum kahvesini de bilmiyorum ama önceleri gitmiş takılmış olabilirim. Ama Adem'i tanıyorum. Adem'le oyunda oynadım. Salı pazarında kahvede. Ama Adem diyor ki Ümit'in orada oynadı ama diyor. Ama ben hatırlamıyorum. Burada oynadı diyor. Ümit benim, Adem benimle oynadı demiyor. Ümit'i doğruluyor Adem. Ümit'i doğruluyor ama ben hatırlamıyorum burada oynadığımı. Yani açılmıştır. Belki bir kere gitmişimdir ama hatırlamıyorum. Bak bir oyunda en çok ne kadar para kaybettin? Bir oyunda değil. 3-4 oyunda yani. Peki hayatın boyu kaybettiğin paraları topla ne kadar yapar? Ya bunu bayağı bir miktar yapar. Kaç para yapar? Bunu çözemem hocam şimdi. Soruyu bir daha sor. Ben de duyayım. Hayatın boyu oynadığın kumarda evet. Kaybettiğin paraları üst üste toplarsan kaç para yapar? Onu bir kumarcı bilemez. Onun hesabını yapmış. Evet hocam sen de öyle bir soru soruyorsun ki yani. Onu bilemem. Onu bazen alıyorum yani bazen veriyorum. Yani bu zamana kadar kaç litre su içtin gibi bir şey yani. Onu bilemez hocam. Hiç sorma. Çünkü sürekli oynuyor kumar ama 70 yani. Bin lira borcun oldu söyledim. Yani ben alelim. Ha 70 bin lira borcum var. Özür dilerim ama. Ev yaptım. Demek ki bu kumarları oynamasan o 70 bin lira borcun olacak. Ben ev yaptım bankaya var. Dur. Biz profesyonel anlamda bu soruyu sorarız. Ha o da vereceği karşı cevap bocalasın diye. Yani net bir cevap değildir. İşte mesela 3-500 bin kaybettim veya 3-5 bin aldım. 500 milyar, 600 milyar, 700 milyar lira gibi rakamlar çıkıyor. Tabii. Anladım. Çıkar. Daha ben o kumarın ne hale gazar getirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan sorunuzun cevabını alabilirsiniz. Ayrı konu. Şimdi efendim bir evladımız kayıp 19 yaşında. Mehmet Metin Altuntaş. Ekrana lütfen fotoğrafını verelim. Annesi ve abisi burada. Çocuğumuz 19 yaşında. Şimdi 20 Nisan'dan bu yana kayıp. Ben de bir fotoğrafını göreyim. 20 Nisan'dan bu yana kayıp bu çocuk. Şimdi sizin mi çiftlik efendim? Evet. Şimdi iki tane anladığım kadarıyla bana anlatan ne kadar da yakışıklı çocuk canım benim. Şimdi iki tane kişi yani size bir ortağınız var, bir çiftliğiniz var. Evet. Sizin kardeşinizle ortağınızın kardeşi de o çiftlikte. Doğru. Değil mi? Çocuğumuz o çiftlikten efendim ayın 20'sinde diğer beyefendinin ortağının kardeşinin anlatımına göre çiftlikten çıkıyor gidiyor. Fakat çıkıp giderken cep telefonunu, kimliğini, cüzdanını falan çiftlikte bırakıyor. Şimdi üstünkörü anlatıyorum. Bırakıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Yani bir
çiftlikte iki kardeş var. Bir tanesi diğerinin anlatımına göre oradan ayrılıyor, gidiyor. Evet. Bir daha da haber alınamıyor. Doğru. Şimdi ailede burada canım benim, Allah yardımcın olsun. İnşallah sağ salim buluruz. Tabii 20 Nisan'dan bu yana kayıp. Ekrana fotoğrafını verelim. Şimdi kendi kendine gitse, kendi başına çıktı gitti geri dönmedi de niye kendi başına gitti? Giderken niye cep telefonunu almadı, cüzdanını almadı sorusu var tabii. Evet. Peki diğer ortağınızın kardeşi ne diyor bu duruma? Nasıl anlatıyor durumu? Ya o sadece yani o akşam için orada bir fırıncılar varmış. Heh. Bizim köyden fırıncılar. Onları çağırmışlar işte, abi gelin bir çay içelim, köpeklere de gelirken bayat ekmek getirin diye. Sonra geliyor, oturuyorlar. Onlar beraber otururken o arada Mehmet Metin motorla köye gidip geliyor. Sonrasında fırıncılar gidiyor. O diğer arkadaşı Enes diyor, gidip hayvanlara yem verelim, ahıra geçelim diyor. Tamam abi sen git, ben bir şeyler atıştırıp geleceğim diyor Metin. Ve Enes ahıra gidip yarım saat 45 dakika sonra işini halledip geldikten sonra Metin'i göremiyor. Yani gittiğini gitmediğini de bilmiyor. Bilmiyor. Öyle. Yani gidip gitmediğini de bilmiyor. Geldiğinde evde olmadığını söylüyor sadece. Telefon nerede? Telefon nerede? Telefon çiftlikte. Telefon, kimlik, cüzdan, her şeyi telefon evde. Telefon çekiyor muydu çiftlikte? Tabii tabii çekiyor. İnternet falan. İnternet çekiyor. Bırakmaz ki bu çocuklar telefonlarından. Telefon zaten bizim cumartesi günü gittim ben, işte olayı öğrendikten sonra cumartesi sabah bize Enes haber verdi bununla ilgili. Cuma günü mü geriye döndüğünde bulamıyor sizin kardeşiniz? Yani cuma günü oluyor kaybolma. Tabii cuma günü akşam işte 8.30 civar, yani 8.30'dan sonra yok diyebiliriz. 8.30'dan sonra. Peki size kim haber verdi yok diye? Cumartesi günü sabah ben ortağımla beraber, benim ayrıca bir dükkanım var. Ben esnafım. Gıda sektöründe. Şimdi orada ortağımı arıyor Enes. Abisi yani, abisini arıyor. Biz de beraberiz, oturuyoruz dükkanda. Abi Metin dün akşamdan beri çiftlikte yok dedi. Saat 10.30-11 sıraları. Hatta ben de kızdım ya, bu saatte kadar yani yeni mi haber veriyor kaybolduğunu diye. Ya da çıkıp gittiğini, neyse artık. Sonrasında işte jandarmaya falan gitti. İşte köy komşulara vesairelere sormuş, kimse görmemiş. Sonra jandarmaya gitmiş. Jandarma kayıt altına aldı. Sonra arama işlemleri sürdü. Şimdi burada yani benim notlarımda enteresan. Burası hangi köy? Çatalcan hangi köy? Bin Kılıç Köyü. Bin Kılıç. Bin Kılıç Köyü. Şimdi bu Enes dediğiniz kişiyi saat 21.48'de yemciler aramışlar. Çiftliğe yem gelecek. Evet, çiftliğe yem siparişi vermişler. Yemci arkadaş aramış. Enes'i. Enes'i aramış. İşte Enes, abi müsait misin, yem getireceğiz demiş. Ben çiftlikte değilim demiş. Niye? Aslında çiftlikte size söylediğine göre. Evet çiftlikte. Bir sonraki gün yani saat 12'de gitmiş arkadaş, tekrar yemleri götürmüş. Abi dün aradığımda neden, şey, neredeydin diye sormuş. Ya yorgundum o yüzden gelmenizi istemedim demiş. Yani yemi indirmek için. Peki o sırada var mı senin kardeşin 21.48'de? Onun söylediğine göre ortada mı yani? 21.48'de yani Enes'in söylediklerine göre 21.48'de yani 9.30-10 arası diyor. Yani bu 21.50'de de gitmiş olabilir. 59'da da gitmiş olabilir yani. Sonuçta. Yorgundum, gelmelerini istemedim demiş ama yemciler de torbalarını kendileri indiriyorlarmış. Üstelik de birkaç torba yani. Beraber yardımcı olup beraber indiriyorlar bunu. Bu Enes kaç yaşında? 27-28 yaşlarında. Peki, ekrana fotoğrafını verdik efendim. İnşallah güzel bir haber alırız. Kendisi gitmiştir. Bir önce bir fotoğrafı gösterelim. Bu arada arkadaşlarımız bugün bakalım konuşsunlar adı geçenlerle. Yarın Allah'ın izniyle devam ederiz. Ah,